Merhaba arkadaşlar, Ateizm Derneği'nin Bunlar Ateist programının özel yayınına hoş geldiniz. Her cumartesi, pazar, hatta hafta içi bile yoğun bir şekilde, özellikle bu evde kaldığımız günlerde, yoğun bir şekilde çalışmaya ve programlar yapmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Sinan Canan'la bir program yapmıştık, hatırlarsanız. Bu hafta da Kırmızı Asa'nın görünen yüzü, sunucusu, belki de her şeyi Osman Bulut'la bir program yapacağız. Daha önce birkaç duyurumuzu söyleyeyim, sonra da konumuza merhaba diyelim. Dün hatırladığınız gibi, bildiğiniz gibi bizim 6. yıl dönümümüzdü ve onu kutladık internet ortamında yine. Yarın da hem gönüllülerimize hem üyelerimize özel bir çilingir soframız var Zoom üzerinden. Üyelerimiz ve gönüllülerimiz bu Zoom üzerindeki çilingir soframıza, saat 8'de başlayacak olan programımıza katılabilirler. Merhaba Osman Bulut, kanalımıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sizinle ilgili, yani Kırmızı Asa ile ilgili ben Uçaktaki Ateist kanalımda birçok program yapıyorum. Ve programlarımda işte bana hep şunu söylüyor, ya Kırmızı Asa'yla tartışmaya çık, niye Kırmızı Asa'yla konuşmuyorsun filan diye. Siz de konuşuyorsunuz, bir biyoloji öğretmeni ve bir ateiste filan kendi kanalınızda konuşuyorsunuz. Herhalde bu sizin ilk deplasmanınız değil mi? Aynen öyle. Bu sefer dedim, yani kurgu murgu diyorsunuz, bu arada bilmiyorum onunla ilgili de sizden bir özür almam lazım mı ama... Bu sefer kurgu murgu denmesin diye dedik deplasmanda çıkalım ki artık herhalde Ateizm Derneği kanalında da bir kurgu durumu olmaz. Ya çünkü tabii ki eğer kurgu değilse ne ala, bir problemimiz yok tabii, yok, ki özür dileriz. Tabii kurgu murgu değil ve yani... ama kurgu yapanlar var, onu biliyoruz. Ya ben bilmiyorum yani, onlar da çok şey de, en azından Sözler Köşkü'nün röportajlarını biliyorum biraz. Onlarda bir kurgu olduğunu düşünmüyorum, diğerlerini bilmem. Neyse ama önemli değil yani. Mühim olan bugün burada birlikte olmak. Ben çok heyecanlandım. Ateizm Derneği, Kırmızı Asa argümanlarını çürütecek denince böyle. Bu benim çünkü bir, ya dedim çürürse şöyle bir özgür kalsam, ben de bir kafama göre takılsam. Bizim kafileyi spor kanalına çevirmeyi düşünüyoruz mesela, öyle bir dönüşüm olursa. Ya da şey, cep telefonu tanıtım programı. Öyle yapıyorlar ya, elektronik eşya tanıtım programına çeviriyorlar. Yok ya, o kadar şeye düşmeyiz herhalde. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani birincisi burada bu programı yapmamızın nedeni, geçen hafta Sinan Can'a da aynı söyledik. Biz aynı ülkede yaşayan, farklı görüşleri paylaşan insanlarız ama bu ülkede yaşamayı, birlikte yaşamayı, işte düşüncelerimize saygı göstermeyi, herkesin istediği gibi özgürce düşüncesi söyleme hakkın olduğunu bilmeyi birilerine örnek olarak göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden dedik ki tamam, Kırmızı Asa'yı alalım kanalımıza ve beraberce düşünebildiğimizi, konuşabildiğimizi, dost olabildiğimizi gösterelim. Şimdi Kırmızı Asa argümanlarının çürütülmesi konusunda ya da işte tanrı hipotezinin çürütülmesi ya da işte bilimsellik, metodoloji ya da naturalizmin çürütülmesi. Yani bunlar zaten birbirine hep ardışık, bileşik konular. Siz de zaten bu konulara değiniyorsunuz. Aslında ben bir video hazırlamıştım ama onu arkadaşlar herhalde bir 10. dakikada ya da 15. dakikada falan girecekler ama o videoda şöyle söylemiştiniz. Enis Doku ile yaptığınız programda. Kırmızı Asa dükkanının kapatılmasıyla ilgili demiştiniz ki acaba bugün Kırmızı Asa dokümanları çürür de bu dükkanı kapatır mıyız? Veya sonunda şöyle bir şey olacaktı hocamın dediği. Argümanlarıyla daha doğrusu İslam çürütülürse yine de kapatır mıyız demiştiniz. Şunu sorayım. İslam'ın çürütülmesi Kırmızı Asa'nın da kapanmasına neden olur mu? İslam'ın çürütülmesi Kırmızı Asa'nın, hayır, yarısının kapanmasına neden olmaz. Mesela evet. İslam çürüse bile naturalizm hala bir inanç olur. Bilimsellik adı altında naturalizm insanlara objektif yalanıyla dikte edilmeye devam edilir. İslam çürürse Kırmızı Asa çürümez. Kırmızı Asa
çürürse İslam çürür mü? Belki İslam'ın ilahına yönelen bazı yönleri çürüyebilir. Yani bence zaten Kırmızı Aslan'ın yarısının, özellikle bölümlerinin ilk yarısının herhangi bir dinle bir alakası yok. Orayı kabul edip etmemekle herhangi bir dinle alakası yok. O yüzden ben çok söylüyorum zaten. Yani ateist konteksinde konuşalım. Özellikle naturalizm konusunu, naturalizmin söylemlerini ateist konteksinde konuşalım. Bunun için benim Müslüman olmama gerek yok diye özellikle Sinan Canan görüşmesinde de o yüzden çok vurguladım yani. Ben bir takım yalanları anlamak için Müslüman olmaya ihtiyacım yok. İddiam o yüzdendi yani. Evet ama şöyle bir şey var. Mesela ikinci video. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Kırmızı Asa ile ilgili yaptığım bir tespiti söyleyeyim. Belki katılır katılmazsınız. Onu bilmiyorum da. Ben Kırmızı Asa'nın videolarını ikiye ayırdım. Birincisi yani yeni 7 videoluk bir seri yapmışsınız. Kırmızı Asa 1, 2, 3, 4 falan diye. Ondan öncesi ve ondan sonrası diye. Ondan öncesindeki argümanlarınız genellikle İslam argümanları zaten. İşte Muhammed'le ilgili videolarınız var. İşte, ha kanalda kimi? Ha kanaldaki videoları söylüyorum. Kafile tabii, kanalı var ya. Aynen. O kanaldaki videolarınızla ilgili söylüyorum. Arkadaşlar video hazır dediler. Aslında gönderdiğim video 1'i bir oynatabilir misiniz? Rejideki arkadaşlarıma söyleyeyim. Video 1'i bir gösterme imkanınız olabilir mi? Tamam. Arkadaşlar hemen hazırlarken bize bir ben sözümü tamamlayayım hatta. Bir de o 7 videodan sonrasıyla ilgili yaptığınız videolar var. Orada dediniz hani biz çok İslam'a değinmiyoruz. Mesela ama ikinci videoda şunu hatırlıyorum. Mesela şöyle bir örnek veriyorsunuz. Bir resim defterine bir şey işte şövalyeye bir resim çizmişsiniz. Üstünde çiçek yazıyor. Altında işte uzay zaman düzlemi yazıyor. Ve bir ateist geliyor. İşte bunu bu düzlemin içinde değerlendirmen lazım. Dışına bakmaman lazım diyor. Ama karşıt iddiayı verirken Kur'an diyorsunuz. Mesela İncil ya da Ahura Mazda ya da Hindu dininden bahsetmemişsiniz. Bunun evet, bir özelliği var. Kim gelirse yani ben Kırmızı Asa İslam'la alakasızdır demedim. Tabii ki yani hele 6. bölümdeki Kur'an'ın oku emri, Kur'an'ın burayı kitap olarak tarif etmesi, 5. bölümde işte bunlar bir takım ayetler orada kullanıyoruz zaten. 4. bölümde yine ayet var yani ben Kur'an'la aynen, bütün alakasızdır demedim. Ama videoların özellikle ilk kısımları bence zaten ikiye ayırıyorum ben Kırmızı Asa'yı. Birinci kısım bize söylenen bilimsel söylemlerin tamamının objektif olmaması, içinde inançları da barındırması ki bence en önemli kısım bu zaten. Diyorum ki zaten sunduğum eğitim modelinde ya da objektiflik modelinde bunun bir inanç olduğunu diğer inançlar gibi anlatın. İnsanlar inançlar arasından inancını seçsin. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra ikinci kısım inançlar arasından neden Kur'an'ın söylediğinin evrene yaptığı kurgunun en mantıklı olduğu da gene Kırmızı Asa'nın içinde var. Yani Kırmızı Asa'nın içinde Kur'an'ın söylemleri tamamen yok diyemeyiz. Ama ilk kısım özellikle naturalizm ve bilimle ilgili yaptığı tespitlerin İslam'ın çok bir balansı. Anladım. Yani o kısmı bir, Müslüman olmayan biri de kabul edebilir. Bir video oynatır mısınız rejideki arkadaşlar? Video oynatabilir misiniz? Günün sonunda şöyle bir şey olacaktır hocamın dediğine göre. Yani ya çok açık yüreklilikle bizim mantığımızın yanlışlığı ortaya çıkar ya da mantığımızın yanlışlığı ortaya çıkmaz ama dediğiniz gibi mantığımızın İslam'ı çözeceği ortaya çıkar. Ki bu durumda bizim İslam'dan şüphe etmemiz gerekir en azından kendi adımıza. Bu ikisi de Kırmızı Asa dükkanını kapattırır muhtemelen bize. Ya da... şu videoda Enis Doku ile yaptığınız videonun belli bir yerini aldım. O videoda Şöyle diyorsun. Zaten az önce söyledim aslında bunu. Ya, bugünkü programda belki Kırmızı Asa'nın argümanları çürüyebilir ya da Kırmızı Asa argümanları kullanarak İslamiyet çürütülürse Kırmızı Asa dükkanı kapatabiliriz diyorsunuz. Aslında o videoyu yani izleyiciler de görsün diye, bizi izleyen arkadaşlar da o videoyu görsün, hem interaktif bir durum olsun diye aslında gönderdim arkadaşlara. Aslında söylemek istediğim şu. O zaman bu programı da aslında ikiye ayırabiliriz. İlk etapta konuşacağımız tek şey naturalizm ve tanrı inancı olabilir. İkinci etapta neden İslam ve Kur'an olabilir? Ben tarihçiyim. Ben fizikçi değilim. Yani işin naturalist kısmı ya da işin bilimsel kısmından ziyade ben İşin tarihsel kısmına genelde hep bakarım. Ben Sinan Canan'a yaptığımız o programda da söyledim ama bunu tabii ikinci bölümde söyleyeceğiz. Yani Kur'an'daki bilimsel hatalar vesaire ki bu bahsettiğim şeyler hani birçok ateist
videolar duyduğunuzlardan değil. Yani işte dünya düzdür diye Kur'an filan öyle iddialardan bahsetmiyorum. Yani onlar da var. Onların da belli bir mantık ya da dil bilgisi çıkarımları var ama Sinan Canan bu dil bilgisi çıkarımı yaptığımız programda bertaraf etti kendi düşüncesinde. Dedi ki Kur'an'ın dili Arapçadır ama Allah Arapça konuşmaz. Çünkü Arapça bir insan dilidir. Allah'ın ilettiği ya da Tanrı'nın ilettiği diyelim dil vahiy, vahyedilen dil Arapçaya çevrilmiştir. Arapça kısıtlı, sınırlı bir dildir. Yani sınırsız veri sınırlı veriye çevrildiği için bugün bazı şeyleri anlayamayabiliriz gibi bir şey söyledi Sinan Hoca. O kendi açısından, yani kendi düşüncesi açısından bunu dile getirmiş oldu. O yüzden hani işin bu kısmı, işte Kur'an düz dünya mı demiştir, işte gökteki yıldızlara fener lambası mı demiştir konusuna değinmeden ikinci bölümde Kur'an'la ilgili bilimsel çelişkiler konusunda birkaç sorum olacak. Birkaç düşüncem olacak tabii ki. Ama Tanrı konusunda şunu sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki naturalizm yanlış. Yani diyelim ki naturalizm ya da bilimsel metot, bilimsel metodoloji bir inanç gibi çalışıyor ve gayesi de Tanrı kavramını bunun içine sokmamak. Bulduğu bir şeylerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Örneğin Caner Tasman bunu sürekli yapıyor mesela. Caner Tasman diyor ki evrenin mesela görünmeyen kuvvet ya da kara kuvvet dediğimiz ya da karanlık kuvvet dediğimiz bir kuvvet vardır evrende ve karanlık kuvvetin oranı 10 üzeri eksi 96'dır. 10 üzeri eksi 96 değil de 10 üzeri eksi 100 olsaydı evren, galaksiler birbirlerine çok fazla uzaklaşmış olacağı için bizim gökyüzüne baktığımız zaman yıldız görme imkanımız yoktu neredeyse. Ya da daha düşük olsaydı evren çok çabuk çökeceği için bu evrenin olabilme imkanı bile belki de yoktu derler. Bunu metodoloji, yani naturalizm bunu Tanrı işte evreni yaratırken karanlık kuvveti işte 10 üzeri eksi 96 yaptı diye yorumlamaz. Nasıl yorumlar? Eğer karanlık kuvvet 10 üzeri eksi 96 ise bu da bu evrenin 10 üzeri artı 96 şekilde denendiği anlamına gelir. Çünkü eksi 96 ile artı 96'yı çarparsan sonuç 1'dir. Yani %100'dür. Evrenin olması %100 olur. Sen yani kırmızı asa olarak siz bunu da niye Tanrı'ya atfetmiyorlar? Mesela böyle bir çıkarım yapmış bir astrolog ya da astronom pardon. Neden böyle bir şeyden Tanrı'yı elemiyor? Yani Caner Taslaman gibi niye düşünmüyor? Neden metodoloji olarak bunu yapıyor diye soruyorsun. Yanlış anlıyorsan düzeltirsin değil mi? Vallahi çok anlamadım seni ama yani onu düşünen astrologlar da var bu arada. Yani Caner Taslaman gibi düşünen astrologlar da var. Ya astrolog değil, astronom değil, ben yanlış söyledim. Astrologlar başka. Bilim adamı diyelim kısaca. Ha, bilim insanları da var. Yani Caner Taslaman gibi tıp kısmını düşünen bilim insanları da var. Var ama bilim o şekilde bakmıyor olaya. Yani bilimsellik dediğimiz, yani bilim metodolojisi olaya o şekilde bakmıyor. Şimdi bilim zaten o olaya öyle bakamaz çünkü bilim kuralları gereği Allah tanımına kapalıdır. Niye? Zaten benim derdim o. Çünkü Allah, dinlerin iddia ettiği Allah uzay zamanda denenebilir bir şey değildir. Bilimsel tamam, değildir. Zeus'a zaten da kapalıdır diyebilir miyiz o zaman? Zeus da eğer uzay zamanın dışında bir kavramsa, bilmiyorum Zeus'tan tam ne kastediliyor. Tabii ki o da dışarıdadır. Evet, tabii mesela Ahura Mazda, işte Brahma, Evet, hepsi dışındadır. Hepsi dışındadır. Yani ama bu durumda kırmızı asa Tanrı'nın sayısı konusunda bir bilgisi yoktur diyebilir miyiz? Hayır, niye diyelim? Ne alakası var? Tanrı'nın tek olduğunu niye düşünüyorsunuz? Tanrı'nın tek olduğunu evrendeki düzenin birliğinden dolayı düşünüyoruz oraya. Hemen evrendeki istiyorsan. Şimdi hep Caner Taslaman'ın verdiği örneklerden birini vereyim yine. Caner Taslaman diyor ki, mesela şöyle bir örneği var Caner Taslaman diyor ki, yolda bir araba gördüm, bir araba motoru. Ki senin söylediğine denk geliyor bu. Bir araba motoru gördüm diyor ve ben bu araba motorunun nasıl işlediğini anladım, kavradım. Bu araba motoru işte karbüratörü var, işte bujisi var, işte tekerleği var, rot balansı var, işte şanzımanı var vesaire. Her şeyi nasıl işlediğini anladım. Bunun işlediğini nasıl işlediğini anlamış olmam, arabanın işlediğini nasıl işlemiş olduğunu anlamış olmam, örneğin bu arabanın fabrikasını inkar etmem anlamına gelmez. Yani bir BMW'yi inkar etmem anlamına gelmez. Değil mi? İşte evrenin nasıl işlediğini anlamamış olmamız da evrenin yaratıcısını inkar etmemiz anlamına gelmez çıkarım yapıyorum. Buna katılıyor musun?
Bu yetersiz bir çıkarım bence. Yani niye Caner Taslaman'ın söyledikleri üzerinden gidiyoruz onu da anlamadım. Yani direkt Kırmızı Halı üzerinden. O zaman sen bir örneğin varsa ona göre verebilir misin? Ben zaten evrendeki herhangi bir fenomenin failinin varlık sebebinin açıklandığını düşünmüyorum. Sadece Big Bang falan değil. Az önce işte onu diyecektim. Yani 10 üzeri x 56 vesaire muhabbetler Big Bang ve başlangıçla alakalı muhabbetlerdir. Kırmızı Asa daha ilk bölümde buna tepki gösterir zaten. Ya bana yani Big Bang benim şahit olabildiğim bir şey değil ki. Kur'an'ın daha ilk iddiası Allah'tan başka ilah olmadığına bizim şahit olmamızdır. Şahit olmamsa o zaman görebildiğim, şahit olabildiğim şeylerden olması lazım. Şu an sadece konu Big Bang değil. Herhangi bir şey şu andaki kainatta, evrende milyarlarca olay oluyor, fiiliyat. Bizim vücudumuz daire, dünya daire, uzay daire, atom altında daire, milyarlarca fiiliyat oluyor. Dolayısıyla ben bütün bu fiiliyatlarda o hassas ayarlar uygulanmaya devam ediyor. Başlangıç benim hiç önemli değil. Hatta o yüzden yani evrenin ezeli olması, hatta bu paralel evrenler, bilmiyorum bunları soracak mısınız ama tarzındaki argümanlar bile benim için önemli değil. Çünkü şu anda zaten benim elimde deney tüpüne koyabileceğim milyarlarca hadise şu anda gerçekleşiyor. Yani mesela ama bunun mümessili niye tek kişi oluyor? İşte bunu konuşalım. Çünkü kainattaki birlikten, düzendeki teklikten olması... Ha, düzendeki, mesela bir arabanın da birliği söz konusudur. Arabanın tekerleri farklı kişi yapar, farklı mühendis yapar. Şanzımanını farklı mühendis yapar. Ama o arabanın, ben işte zaten tasarım konusunda değilim. Siz bak tasarımı konusundasınız. Ben arabanın nasıl çalıştığı konusunda da işte Caner Taslaman'a katılmıyorum. Yani bilmiyorum niye Caner Taslaman'ın üzerinden gitti de bir anda konu. Mesela öyle yani birlik. Ben diyorum ki. İnsanlar mesela akıllı tasarımcı diyoruz ya. Şimdi Allah akıllı tasarımcı değil mi? Bu durumda. Evet, yani tasarımcı, Allah... tasarımcı değil benim için sadece. Aynı zamanda fail şu anda. Bütün. Yani ama bir akıllı bir varlıktan bahsediyoruz. Evet, evet aynen. Akıllı bir varlık olarak Allah'ın dışında tanıdığın başka bir akıllı varlık var mı? İnsanlar var. İnsanların yaptığı birçok şey birlik içerisinde, çünkü onlar da akıllı tasarımcı ya da akıllı varlıklar, birçok şey tek bir insan tarafından yapılmaz. Yani şu iddiaya mesela ben şöyle bir iddia ortaya atsam, desem ki mesela dünyayı bir Allah yarattı, başka bir gezegeni başka bir Allah yarattı. Hatta başka bir evrende başka bir Allah yarattı. Ve bunların hepsi uzay zamanın dışında. Şimdi şöyle olsaydı eğer, bu bu evreni başka Allah yarattı, öbür evreni başka Allah yarattı diyorsunuz ya. Bu da bu arada bir tezdir. İnançlardan bir inançtır. Ben bir şey demiyorum da neden benim dediğimin en rasyonel olduğunu düşündüğümü anlatmaya çalışıyorum. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Eğer bu evrende farklı fizik kuralları olsaydı, bu gezegende dediniz değil mi? Başka gezegende farklı fizik kuralları olsaydı, öbür gezegende farklı fizik kuralları biz gözlemleseydik, o zaman çok tanrı inancının daha rasyonel olduğunu biz kabul edebilirdik. Ama fizik kuralları her tarafta aynı değil ki. Her tarafta aynı. Fizik kuralları evrenseldir. Kuantum fiziği. Hayır bir saniye dur. Güzel. Şu anda kuantum fiziğiyle büyük dünyadaki makronun fiziği de birleştirilmeye çalışılıyor. Evet ama henüz daha onu birleştirilmeden çıkıyor. Henüz birleştirilmemiş olması birleştirilmeyeceği anlamına gelmez. Bir. İkincisi diyelim birleştirilmedi. Bu ikisi birbirinden farklı davranmıyorlar. Bu çok önemli. Maddeler en küçük boyutta kuantum kurallarla göre davranıyorlar, atomlar. Ama bunların birleşmiş hali, beraber hali yine makrodaki fizik kurallarına göre davranıyorlar. Birbirinden ayrı değil. Bunu şöyle düşünün. Biz 4-5 kişi şurada, 4-5 kişi yukarıdan bir koreografi sergiliyoruz. 4-5 kişi kendi aramızda belli kurallarla davranıyoruz. Ama sadece o kurallarla davranmıyoruz. O 4-5 kişi farklı farklı kişiler düşünün. Hep beraber de bu sefer de büyük fizik kurallarına uygun şekilde davranıyoruz. Yani aynı anda alttaki parçalar hem kuantum kurallarına uyuyorlar ama bir aradaki hallerine baktığımız zaman, ki Kırmızı Asa 4'te bu vardı yani, bir aradaki hallerine baktığımız zaman bu sefer makrodaki kurallara uygun davranıyorlar. Yani aynı anda iki kurala da uygun davranıyorlar. Birbirinden kopuk değil ki. Yani şu mikrofon, şöyle söyleyelim, şu mesela şu kalemi ben düşürürsem bu makrodaki fizik kurallarına uyuyor değil mi? Ama aynı anda bundaki milyarlarca atom içeride kuantum kurallarına da uyuyor. Bu ne demek? Her tarafta uymuyor. Kuantum kurallarına nasıl her tarafta uymuyor? Zaman ışık hızında gittiği zaman uymuyor. Hayır, belli bir boyutun altında uymuyor. Bugün zaten bilimin en büyük, fiziğin en büyük soru işareti izafiyet teorisinde kuantum mekanik fiziğini bak, bir araya getirememiş olması. Tamam, ben diyorum gelmiyor. Ki işte bu gelmiyor olması gelmeyeceği anlamına gelmez mi? Bu bilimin şu anda en temel inancını sen sarsmaya çalışıyorsun. Onu da söyleyeyim yani. Şunu anlamaya çalışıyorum. Senin açından düşünmeye çalışıyorum. Senin amacın o zaten ya. Hani
bir fail varsa bile, yani fail varsa bile bunun tekliği konusunda nasıl emin olabiliyorsunuz onu anlayamıyorum. İşte evrendeki düzenin tekliğinden dolayı. Düzenin olması tek olduğu anlamına gelmiyor ki. İnsanların da bir düzeni var, bir düzen sistemi var. Biz bilimi, şu an bizim bilim dediğimiz şey bu inanç üzerine kurulu. Evrendeki yasaların zaman bağımsız ve mekan bağımsız olarak işlendiği kuralı üzerine kurulu. Bu inanca inanmadan siz bilim falan da yapamazsınız. Ha, bunun peşinden gidebilirsin bak. Ben buna bir şey demiyorum. Ya arkadaş, demek ki başka kurallar varmış arasında. O zaman bunun tanrısı, bunun tanrısı diyebilirsin. Bu rasyonel değil. Bilimsel olarak bile rasyonel değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi kuantum dünyasındaki parçalar bir araya geldikleri zaman yukarıdaki kurallara da uyuyorlar. Şu, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu kalemdeki parçalar hem kuantum kurallarına uyuyorlar, en dibe zoom girip baksam, ama bir aradaki hallerinde de normal fizik kurallarına uyuyorlar ki bu bence daha enteresan olan zaten. Yani. Ama anlayamadığım, daha da anlatamadığım nokta şu. Kurallara uyuyor olması kuralı koyanın tek kişi olduğu anlamına gelmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer düzen varsa, bakın güzel işte. Kur'an'ın bununla ilgili mesajlarına girmeye başlayalım. Kur'an diyor ki, hiç diyor tek efendisi olan bir köleyle birden fazla efendisi olan bir kölenin durumu bir olur mu diyor. Bunu güncel askeri örnek üzerinden düşünürsek, bir asker 4 ayrı komutanı mı olsa oradan düzen çıkar, tek komutanı mı olsa oradan düzen çıkar. 4 ayrı komutan olsa kimin kuralını uyguluyor? Niye bir kaos oradan çıkmıyor? Kur'an'ın iddiası burada şu. Bak, ben şu an Kur'an'ın iddiasıyla senin iddianı karşılaştırıyorum mantıklı biri olarak. Kur'an diyor ki düzen olması için, düzen çıkması için tek efendisi olan daha düzenli olur. Diğerinden düzen çıkmaz. Hatta başka ayette de bunu söylüyor. Allah'tan başka ilah olsaydı diyor, yeryüzü helaka giderdi diyor ki daha rasyonel olan, beklenen olan odur. Çünkü bir gün birinin kuralını uygulamaya çalışır. Bir gün niye bu kuralı uyguluyoruz der, kurallar değişir. Ama bu bilimin en temel bizim kabul ettiğimiz şeye aykırı olurdu. Bilim şu anda bize bunun tam tersini söylüyor. Ve tam tersine inandığımız için biz bilim yapabiliyoruz zaten. Evrende zaman bağımsız ve mekan bağımsız olarak fizik kuralları işler. Zaten ama bu işte. Kur'an'ın söylediğine iki şekilde karşılık vereyim. Birincisi, insanlar artık yani şöyle bir şey söyleyeyim. Askeri sistemler de artık bu şekilde geçerli. Komutanının kaç tane olduğu önemli değil. İsterse 20 tane komutan olsun hiç fark etmez. Önemli olan düzeni koymuş olmaktır. Düzeni de bir tek kişi koymaz. Bir kurul koyar, bir grup koyar, bir doktrin koyar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bir doktrinleri vardır. Belli doktrinler üzerine. Başkan gelir değişir, başkanlar gider, o fark etmez. Doktrin hiçbir zaman değişmez. Doktrin de bir kişi koymaz. Bir grup koyar. Yani Tanrı'yı şöyle hayal edebiliriz. Kur'an'ın verdiği örnekle günümüzü kıyaslarsak. Bir Tanrılar Konseyi, bir kurallar zinciri koyup, o kurallar zincirine uyan tanrılar atayıp, o tanrılar da evrenleri yaratmış olabilir. Yani sen koalisyon hükümetiyle... Koalisyon hükümetiyle normal hükümetin düzen oluşturması açısından bir fark olmadığını mı düşünüyorsun? Bazen normal hükümetler daha düzensiz olabiliyorlar. Koalisyon ben diyorum ki işte sen, eğer öbürü sana daha rasyonel geliyorsa benim diyecek bir şeyim yok ya. Yani Kur'an, ya biz evrene baktığımız zaman bizi çok tanrıya mı götürüyor, tek tanrıya mı götürüyor sorusunun cevabı olarak sana çok tanrı daha rasyonel geliyorsa bana hiç gelmiyor. Hele de bu tanrı bazında hiç gelmiyor. Yani senin dediklerin yine gücü sınırlı olanlar. Gücü sonsuz olanlar birbirini niye dinlesin? Oradan zerre kadar düzen çıkmaz yani. Niye dinlemesin? Yani. Dinlemez. Her biri sonsuz irade, ilme ve hakimiyete sahip. Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi ama olacak? Ama sonsuz yani bunu... merhamete, sonsuz anlayışa da sahip. Tamam, sonsuz hakimiyete de sahip ama. Anlayışa da sahip ama. Tamam, başkasına anlayışa da sahip, hakimiyete sonsuz de sahip. Sonsuz empati de kurabilir. Tamam, yani kurabilir. Kavga etmeleri için hiçbir neden yok. Bu bir. İkincisi, örnek veriyorum. İkisi, sen sadece bu evrene bakarak söylüyorsun. Mesela ben az önce şeyle ilgili bir örnek verdim hatırlarsan. Karanlık kuvvetle ilgili. Yani bu kuvvetin bilimin ortaya çıkarttığı ve sicim teorisiyle ortaya çıkan bir görüş. Paralel evrenler görüşü, bunu biliyorsun. Her bir evrendeki düzen, yani başka bir paralel evrendeki fizik yasalarının ne olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Bu şu anda hiç bilimsel bir iddia olmadı. Tabii ki bilimsel bir iddia değil ama işte... Bilimsel iddia olmayan şeyleri konuşabiliyor muyuz bu arada? Yani işi aslında oradan başlamamız lazım. Zaten sizin karşı çıktığınız nokta bilimsel iddialar değil mi? Hayır, yani, sadece bir şeyde Kırmızı Asa 2 videosunda bilimsellik tanrısı buna çok kızar diyorsunuz. Evet, tanrısına karşı çıkmıyor musunuz? Bilimsellik tanrısından, evet, bilimsellik tanrısına tabii ki karşı çıkıyorum. Bilimsellik tanrısından benim orada kastettiğim... Bilimin içinde neyi gösterdik biz orada? Naturalizmi gösterdik, değil mi?
Yani bilim şu anda naturalizmin hükmü altında işliyor. Bu tarih içinde böyle olmadığı dönemler olmuş. Olmak zorunda hangi da değil. Hangi dönem mesela? Ben tarihçi mesela olduğum için. Newton döneminde böyle olmak zorunda değil. Hatta Newton evrenle ilgilenmenin Tanrı'yı tanıma amacıyla yapıldığını söylüyor. Evet ama Newton hiçbir kuralına Tanrı kelimesini koymuyor. Hayır, kitaplarında var Newton'un atıfları. Hayır. Bak bununla ilgili hiçbir fizik kuvvet mesela örnek ver, enerjinin devamlılığı yasası. Ya Darwin'in kitaplarında bile var ya Tanrı'ya atıflar. Hayır. Şu anda bunları biz makalelere soksak hakemler geçirmezler bunlar bilimsel değil diye. Bununla hayır, ilgili onu demek istemiyorum. Elbette mesela çıkıp da evrim teorisini anlatırken işin olduğu zaman ya da işte evreni yaratan bir burada o Sinan Canan da onu söyledi. Şunu bir parantez açıp söyleyeyim. Aramızda o şey kalmasın. Ben Sinan Canan'a da aynısını söyledim. Benim için insanların bir tanrı, mesela evreni yaratan işte şunu bulduk. Evrende bak bu düzen var. Evrende böyle bir şey var. Bak bunu da yaratan bir yaratıcı kuvvet vardır. Vesaire inançları bana doğru olup olmaması ayrı bir konu. Mantıklı gelir. Neden mantıklı gelir? Çünkü insanların bu tür şeylere inanmaları olası bir durumdur. Yani bazen ateist olmak çok lüks bir şey olabilir. Özellikle de İşte bu dünyada aradığını bulamamış ya da bu dünyada adaletsizlikle karşı karşıya gelmiş. Bu dünyada hep ezilmiş ya da hep köle olmuş ya da birileri tarafından hep hor görülmüş ama hiç kimse tarafından yardım alamamış kişilerin bir Allah inancına sahip olmaları bana mantıklı gelir. Çünkü dediğim gibi ateizm bazı insanlar için çok lükstür ateist olmak. Hani size derler ya siperde hani düşen uçakta ateist olmak falan diye. Ben o düşen uçaktaki ateistim. Onu söyleyeyim gerçi de. Yani bana bakarsan bana göre ateist olmak lüks değil bir gerçektir. Ama belli olmaz. O düşen uçağa binmen lazım önce. Yani düşen uçağa binmesem de çok tehlikeler atlattığımı ve yine de hala ateist kaldığımı söyleyebilirim. Doğrudur tabii canım ya benim. Yani bu parodi gibi geliyor bana düşen uçakta. Onu yani belki düşen uçakta Müslüman da bulamayabilirsin. Bir papaz vardı herkesi Katolik yapar. Yani bir oradaki aciziyeti anlamaktan dolayı bir ilah inancına yönelik bir meyil oluyor ama. Bak, evet diğer videolarla ilgili bir saniye. Şöyle bir şey söylemişsiniz. Video 2 yericideki arkadaşlarımız girebilirler mi? Hemen o konuyu da şey yapmayalım olalım. Çok böyle hani sıkıştırmamış olalım. Evet daha konuşacağımız çok konu var. Çok şey ya var. Yani. Video 2'yi arkadaşlarımız yayınlayabilirler mi? Gerçi ben onun içerik metnini ezbere bilmiyorum ama. Yalnız ben gene videoyu görmüyorum. Tamam, ben bu arada video özgür akıl demek herhangi bir beşeri kuralla, şartla, ön kabulle, varsayımla başlamamış akıl demek. Onu... Yayında mıyız şu an? Evet şu an video. Yani ben videoyu görmediğim için bana anlatman lazım videoyu mecbur. Anlatacağım. Bitmiş video bitmiş. Tamam. Bu arada videoyu ben de hani bir yandan da izleyeyim dedim de yanlış bir şey de söylemeyeyim Osman Bulut ayıp olmasın. Osman Bulut bu videoda şöyle diyorsun. Bu hani son yaptığın bir video var. O niye 36,5 derecedeyiz falan diye bir videom evet, var. Aynen. Evet, evet. Onunla ilgili yaptığın videoda bir naturalizm virüsünden bahsediyorsun. Diyorsun ki hani işte 36,5 derecede olmamız naturalizm virüsü bulaşmamış bir teyzeye, Anadolu'daki bir teyzeye sorarsak bunu çok bir şekilde hamd yani şükretme aracı olarak görecektir diyorsun. Bu cümleyi biraz açıklayabilir misin? Hem yani izlemeyen arkadaşlar, ben izledim biliyorum da yani bizi seyreden ve izlemeyen arkadaşlara sen açıklayabilir misin? Şimdi biz şu anda 36,5 dereceyiz hepimiz. Bu koronadaki mesele için de bu önemli. Yani ne belirtisi 39. Ben bir askerde 39'a çıktım. Feleğim döndü yani. Hiç geçmiş kaybı, dar şeyler. Teşekkür ederim. Çok da benim kârım oldu tabii. Bu 36,5 derece olayını da ben öyle anladım. Yani o zamana kadar da anlayamadım. Bu da önemli bir ayrıntı. Nedir? 36,5 derecede olduğumuz için biz şu anda rahatça seninle muhabbet edebiliyoruz. İşte sevenler birbirini sevebiliyor, heyecanlanıyoruz vesaire. 36,5 derecede tutulduğumuz için, moleküller o hızda döndüğü için bu normalde çok rahat hamd edilebilir ve şükredilebilir bir şeydir dedim ben. Niye? Çünkü seçenekler var. Arada bir de bu bize gösteriliyor. 39'a çıkıyorsun. Wikipedia'da bu var. Yani 40'tan itibaren ölüm sınırı olarak görünüyor. 42-43'ten itibaren yaşayan yok zaten. Altta da gene benzer oranlar var. Yani hassas ayarcıları bir şey yapmak gerekirse bu hassas ayar her an hassas ayar. Big Bang'le bu işin bir alakası yok. Şu anda yüz binlerce, milyonlar, milyarlarca hatta insanda bu oran ayarlanıyor.
pek çok ihtimalin içinden. Yani şu anda moleküllerimiz 60 derecede de titreyebilirdi, 20 derecede de titreyebilirdi. Burada 20 derecede de bizi yaşatılabilirdik bu arada, ayrı konu, ama burada işte bize bir şey gösterildiğini ben düşünüyorum. Ve teyze muhabbeti şu, teyzeler bu tarz olaylara veya bu naturalizm eğitiminden geçmemiş bireyler bu tarz olaylara çok daha rahat hamlederler. Çünkü bununla ilgili olası bir açıklamaları yoktur. Şimdi zaten benim buradaki fen dersleriyle olan problemim bu. Biz fen derslerine girdiğimiz zaman bu olayın açıklandığını zannediyoruz bir anda. Zaten ben orada iki tane itirazı o yüzden söyledim. Dedim ki kırmızı ağzı. O itirazlarda bunu söyleme imkanın var mı? Bizim tabii bir tanesi, önce ilkinden başlayayım. Asıl şey olan itiraz. Hipotalamus diye beynin bir bölgesi var. Hipotalamus bu thermoregulation'ı sağlıyor. Yani hipotalamusu çek bakalım o beyinden, 36.5'u sağlıyor mu? Hayır. O zaman bunun sebebi nedir? Hipotalamustur diyor bize naturalizm. Halbuki bu bir inancın konusu. Bence bak bunları konuşabilmemiz lazım. Yani en azından senin bugün bunun bir inancın konusu olduğuna ikna etmemiz lazım. Bu en önemlisi. Müslüman olursun olmazsın, orayı bilmem. Bu inancın konusu. Hipotalamusun etkisi. Diğeri de tarih içindeki doğal seçilim meselesi. Yani 36,5 derecede olmayanlar zaten elendiler. Yani mesela 39 derecedeki birinin üreme şansı yok. 39 derecede adam ateşten ölüyor. Nasıl üreyecek? 40'takiler vesaire. Dolayısıyla şey neyi seçiyor? 36,5 derece hayatta kalma aralığı olduğu için 36,5 derecede olanlar seçiliyor. Diğerleri zaten eleniyor. Dolayısıyla bugün ne geldiğimiz zaman sen de 36,5 derecesin. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu bir zorunluluğun eseri. Dolayısıyla zorunluluğun eseri ise buna şaşırmaya, şükretmeye, hamletmeye gerek yok diyorsun. Namazını kılmaya gerek yok diyor naturalizm. Çok büyük bir olayı atlayarak, işte bizim Evrim Ağacı'nı izlediğimiz videoda biz bunu anlatmıştık. Tarih içinde bu böyle olmuş olsa bile muhabbet bugün bir daha zigottan başlıyor. Zigot doğuyor ve büyüyor. 36,5 derecede onun molekülleri titremeye devam ediyor. Tarih içinde bu böyle olmuş olsa bile şu ana böyle bir zorunluluk getirmiyor. Bununla ilgili elimizde bir delil yok yani. Var. Neyse ben onu söyleyeceğim, siz devam edin de. Ama bunu konuşabiliriz. Zaten sizin burada konuşmanız lazım, itiraz etmeniz lazım. İkinci itirazın ne? İşte onu önce söyledim. Hipotalamus. Benim itirazım değil bu. Ha. Naturalizmin itirazı. Tamam, naturalizmin itirazı. Tabii. Yani arkadaş yanlış anlamışlar. Yani. Şimdi ben özetleyeyim Osman Bulut. Yanlış söylesem düzelt lütfen. Osman Bulut diyor ki aslında 36,5 derece. 36,5 derece de 37,5 derece insanın bildiğiniz gibi normal sıcaklığı. Herkes, mesela ben 36,2 dereceyimdir genelde. 1,5-2 derece var orada, aynen. İşte 36,5 ile 37,5 derece normal derecedir. Normal sıcaklık derecesidir. Bunu ayarlayan hipotalamus denir. Yani bilimsel şeyle cevapla hipotalamus denir. İşte evrim neticesinde bu dereceler arasında olduğumuz denir. Ancak bunun arkasında bir irade olduğu ve bu iradeyi de şükretmemiz gerekti. Eğer hiç bilimle tanışmamış, bilimin naturalizmin virüsüyle tanışmamış bir teyzeye gidip ya bak 36,5-37,5 arasındaysan dediğin zaman o Allah'a şükredecektir. Allah böyle yaptı, şükredecektir. Doğru söylüyorum değil mi? Daha kolay yani. İlla şükredeceğim. Tabii daha insanı anlayabileceği şekilde özetledim. Ben güzel özetledim. 42 derece, 42,5 derecede hastaneye yatmıştım. Ve ölümden döndüm açıkçası. 42'den yani, döndün. 42'den döndüm. Vallahi hatta iyiymiş, sabah çıkmaz bayağı demişlerdi. Neyse ki rahmetli dedem sayesinde doktora çok ilgilendi benimle. Rahmetli dedem derken bu arada. Şimdi bunu isim vermeyeceğim. Ben ateist birçok ünlüyle konuştum. Bir keresinde bir ünlü bana şey dedi. Bir oğlum var dedi filan. Ben de Allah bağışlasın dedim. O da dedi ki ağız, o da ateist bu arada. Ağız alışkanlığı. Yani rahmetli ağız alışkanlığı. O, bu arada benim inanmamam onun inanmadığı anlamına gelmediği için, mesela kandillerde aramak, işte bayramlarda aramak, işte el öpmek, işte kandil kutlamak filan, bunlar saygı neticesidir. Yani ben inanmayabilirim ama büyüğüm inanıyordur. O ayrı mesele yani. Bunlar, benim dedemi rahmet edilen hacıydı mesela. Hacı adamdı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim yani itirazlara verilen cevaplarla ilgili birkaç da not da aldım. Onları da hatta konuşalım seninle bugün. Şimdi bir araştırma yaptım ben. Ufak bir araştırma. Dedim ya bu nasıl 36-37 falan derece diye. Aslında bizim normal sıcaklık derecemiz 36,5-37,5 arasında değil. Bizim normal sıcaklık derecemiz 200 sene önce 1815 yılında Amerika'da yapılan bir istatistiksel çalışmaya göre, tam eyaletini hatırlamıyorum, bir eyalette yapılmış çalışmaya göre 37,1 ile 38,1 arasında. Bugün 38 derece bizim
hasta olma ya da sağlıklı olmama durumumuz olarak algılanıyor. Ama 200 sene önce sağlıklı olma durumumuz içerisindeymiş 38 derece. Bir de bazı mesela bununla ilgili yorumlar istemişsiniz, yorumlar yapılmasını söylemişsiniz. Bir de bizim arkadaşlar da lütfen chatten bununla bu itirazlarla ilgili, yani niye 36,5-37,5 derecesi arasındayızla ilgili de yorumlar yaparsa buradan da okuyacağım onları. Ve siz bu iki itiraza sizi takip edenlere birer dakikalık yorum istemişsiniz. Yayınladık aynı anda. Ben yorumları gece okudum, dün gece dinledim. Bir yandan başka bir iş yapıyordum, bir yandan onu dinledim. İşimi bırakmak zorunda kaldım, bazen çok güldüm. Çok eğlenceli videolar olmuş. Lise öğrencilerin videolarında tamamıyla hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü onların zaten hani öğrenmeleri gereken çok şey var ama. İki şey söyleyeceğim. Birincisi şu, mekatron öğrencisi biri demiş ki köpeklerde niye 38,5, niye 39,5? İnsanlarda 36,5-37,5, köpeklerde 38,5-39,5. Neden? Diye söylemiş. Köpekleri yaratan başka bir tanrı var. Belki ondandır. Boğaziçi İngiliz dili termal kurallar değişiyor mu köpeklerde? Demek ki onlara değişiyor. Onların hipotalamusunu yaratan başka bir tane. Hayır, o 38-39'u tutuyor. Onların hipotalamusuyla bizim hipotalamusumuz, onların atomlarıyla bizim atomlarımız arasındaki fiziksel ama, kurallar, kimyasal kurallar aynı. Ama atlanılan bir nokta var. Vücut, evet, her şey atomlarda oluşuyor. Ona bir kaydımız yok. Her şey atomlardan oluşuyor demedim ben sadece. Her şey atomlardan oluşuyor. Her şey atomlardan oluşuyor ve tüm... Dışarımdan. Ama henüz daha bilgi gelmedi. Gelsin direkt kendisi. Ben şununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani şimdi mesela şunu iddia edebilir misin Osman Bulut? Kur'an'ı yazan, vahyeden Tanrı'yla evreni yaratan Tanrı aynıdır diyebilir misin? Evet, ben öyle düşünüyorum. Bence evrene en rasyonel kurguyu Kur'an yapıyor. Zaten ben de Kur'an'a inanma sebeplerinden en önemlisi o benim. Peki Kur'an'ı yazan Tanrı'nın evreni yaratan Tanrı olmadığı ortaya çıkarsa? Bu nasıl ortaya çıkacak bilmiyorum ama ortaya yani çıkarsa. Evreni yaratan biri beni buna ikna ederse bunun tabii ki rasyonel sonucu Kur'an'ı. Hangisini seçersin onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela neyi, Müslümanlar hangisi? Genel olarak Kur'an'ı seçerler. Nasıl, anlamadım. Neyle hangisini seçerler? Mesela ben geçen hafta Sinan Canan'la da aynı konuyu konuştum. Şimdi Kur'an'ı yazan bir Tanrı var. İlah olduğu söyleniyor. Ama bugün ortaya çıksak yani bir şekilde ya evreni yaratan gerçekten bir tanrı var. Yani bir tanrı var. Bir de bak birkaç tane değil. Evreni yaratan bir tane tanrı var. Ama bu evreni yaratan tanrı Muhammed diye birini elçi göndermemiş. Ve siz mesela bilimsel olarak da hani diyorsunuz ya naturalizmden çıktı bilim. Ve bilimsel olarak da dedi ki bilim ben evreni yaratan tanrıyı buldum. Evreni yaratan tanrı bu varlık. İşte nasıl buldun sen kendi hayalinde bir şey yap, şekillendir. Ama ya buldum ne demek yani? Bu top değil ki. Hani ya da evreni yaratan Tanrı bizimle irtibata geçti. Dedi ki ya ben evreni yarattım. Siz şu ana kadar beni anlamadınız ama ben Muhammed diye birini elçi göndermedim. Tamam, böyle bir bunun ispat edildiğini mi söylüyorsun bana? Ya yani böyle ispat bir durumda, edilirse böyle olması lazım bunun. Zaten onun dışında olduğunu Kur'an iddia etti. Diyor. Kırmızı asa ikinci bölüm. Bak istiyorsan buradan konuşmaya başlayabiliriz yani. Ben 7 bölümü özetleyeyim. Şöyle yapalım mı? Bir telefon konuğumuz var ve bu konuyla alakalı bir soru soracak. Sorusu evet. Şu. Bilim felsefesi zamanla yanlışlanabilir ama inanç yanlışlanamazken, ki bu yanlışlanamazlığı mesela ikinci videoda çok fazla söylüyorsun. Bilim yanlışlanamaz işte vesaire diye. Yanlışlanamazken nasıl aynı kefeye korur diye. Ceyhun Bey İzmir'den evet, telefon konuğumuz. 19 yaşındaymış üstelik. Ceyhun Bey'i alabilir miyiz arkadaşlar? Ceyhun Bey bizi duyabiliyor musunuz? Ben şu anda göremedim Ceyhun Bey'i ama. Tamam. Bu sorusu tam bak bu ikinin üzerine çok muhteşem geldi bence. Evet. Açıklayacak mı yoksa? Ha, bir soru soracak. Bekliyoruz yani. Ceyhun Bey. Bu sanırım Ceyhun Bey değil herhalde. Bahadır Bey ile mi görüşüyorum? Ben Bahadır, evet. Bahadır Bey'in sorusu şu. Madem bağlandınız Bahadır Bey, ben sizin sorunuzu sorayım. İlmi sonsuz bir varlık var ise nasıl hareket edeceğimizi biliyorsa sevap günah kavramlarını nasıl yorumlayabiliriz demiş. Bu kırmızı asa argümanlarıyla ilgili değil ama herhalde büyük bir de Osman Bulut böyle söyleyecek. Bir sorunuzu size sorar mısınız evet. Bahadır Bey? Ben kırmızı asayın
çok önceden izlediğim için şu an argümanları tam olarak hatırlayamıyorum. Bu arada ben şu an canlı yayındayım. Sesi kapattığım evet. için. Evet. He, tamam. O yüzden yani Kırmızı Asa'ya dair argümanları tam olarak soramayacağım. Ancak tabii bekleme süresince de sizin sohbetinizi tam olarak dinleyemedim ama arada kulak vermeye çalıştım. Şimdi birinci yani illa Kırmızı Asa ile ilgili olacak da şunu merak ediyorum. Şimdi bilimin de bir tür din olduğunu, daha doğrusu bir inanç sistemi olduğunu, yani naturalizm başlığı altında olduğunu söylüyor. Ancak yani ben tabii önce bir kendi argümanımı söyleyeyim. Bir din için örneğin bir tanrının varlığına inanmak değil de iman etmek olarak görüyorum. Çünkü aslında Osman Bulut'un da söylediği gibi ortada bilimsel olarak kanıtlanabilecek ya da akla sığabilecek bir şey olsaydı zaten tanrı olmazdı bu. Bu bağlamda iman etmekten ben daha çok burada bir ayrımı belirtmeye çalışayım. Yani bir şeye inanmakla iman etmek arasında fark vardı ve tanrıya iman edilir ama örneğin benim cebimde 100 bin dolar olduğuna dair inanç sistemi geliştirilebilir. Yani bir inanabilirsiniz bana veya inanmayabilirsiniz vesaire. Şimdi bu bağlamda burada bir ayrım geliyor. Çünkü bilimdeki herhangi bir iddiayı test edebiliyorsunuz. Test edemeseniz de belli başlı gözlemleri, örneğin 60 milyon yıl önce insana dair bir kemiğin olmadığı ya da insanın anatomisine uygun bir fosil olmadığı ortaya çıkıyor. Ve bu aslında örneğin evrimin insanın evriminin ne zamandan beri geldiğini türleşmeyi vesaire göstererek yani aradaki diğer fosillere de bakarak farklılaşmaya bakarak gösteriyor. Yani aslında bir laboratuvarda test edemeseniz de bu şekilde gösterebiliyor ki laboratuvarda da aslında test ediliyor. Yani Kanada'da sanırım bir göre bir tür balık konuluyor ve iki farklı türe ayrılıyor vesaire veya İtalya'daki kertenkele örnekleri de var sanırım İtalya'da. Yani çok evet. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şu. Eğer bir inanç sistemi ise naturalizmde ve dinler de tıpkı dinler gibi bir inanç sistemi ise şimdi bu aradaki farkı nasıl belirliyoruz? Allah oradaki yani farkı hiç anlamadım. Şunu demeye çalışıyorum. Yani şu, bir şey ben özetleyeyim mi Bahadır Bey? Ben özetleyeyim istersen sizin tabii, yerinize. Tabii çünkü biraz daha heyecanlıyım. Kestirme olur. Ben sizi öbür odaya alalım. Hem siz de dinlemiş olursunuz, kaçırmamış olursunuz cevabı, sorunuzun cevabını. Sorunuz için teşekkür ederim. Bahadır Bey'in sormaya çalıştığı şu, eğer umarım yanlış söyleyemiyorumdur. Bahadır Bey diyor ki bilimsel veriler tabii ki test edilebilir, denenebilir verilerdir. Örneğin 67 milyon öncesine ait bir insan kemiğinin olmadığı test edilebilir, görülebilir bir şey. Ancak din böyle bir durumu yok. Yani dinin ortaya attığı şeyler test edilebilir, görülebilir değil. Bunları nasıl, yani naturalizm bir inançsa din nasıl bir inanç ya da din inançsa naturalizm nasıl bir inanç oluyor? Bu arada naturalizm bir felsefe biliyorsunuz. Yani bilimle naturalizm aslında elma ile armut gibi ve hatta bununla ilgili birkaç elma tane de... Elma ile armut olur mu? Biri diğerinin içine girmiş. Yani bununla ilgili yani birkaç kişiden de yeri de aldım. Eğer bağlanırlarsa onlara soracaklar da bu sorduğu soruya, Bahar'ın Bey'in sorduğu soruya cevap verebilirseniz. Evet, bu soruya cevap vermek için ben şu Evrim Ağacı'nın yazısını bir anlatmam lazım herkese. Yine geldik Evrim Ağacı'na. O yüzden çok önemli bu. Bunu isteyen ateist kalabilir. Ekran paylaşımı yapacağım bu arada. Onu uyarmışlardı. Hazır olduğunda haber versinler. Osman şöyle yapalım. Bak seni zevkle dinliyoruz. Bir arkadaşımız daha var, Ceyhun Bey. O da sorusunu sorsun. Fazla tamam, bekletmeyelim telefonda. Tamam. Ceyhun Bey sorusunu ben burada hemen özetleyeyim. Diyor ki bilim felsefesi... Şimdi ben önce ilk konuğumuzun sorusunu sorayım. Birkaç konuğumuz daha var. Onları da alacağız zaten. Ceyhun Bey'in sorusu İzmit'ten bağlanıyor. Ceyhun Bey diyor ki bilim felsefesi zamanla yanlışlanabilir ama inanç yanlışlanamazken nasıl aynı kefeye konur diyor. Ceyhun Bey alabilir miyiz yayını arkadaşlar? Aynı soru ama belki farklı bir metotla soracaktır diye. Tamam, sıkıntı yok. Ceyhun Bey'i alabilir miyiz? Ceyhun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Sesim geliyor mu? Sesiniz net olarak geliyor. Sorunuzu bir de siz sorabilir misiniz Osman Bey? Aslında iki tane sorum olacaktı sorun olmazsa. İki tane sorabilirim değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Osman Bey, benim siz sorularını alıyorsunuz değil mi? Evet, alıyorum aynen. Tamam. Benim ilk sorum şu olacaktı. Osman Bey kendisi diyor ki, işte yanlış anlamadıysam,
bilimin felsefesi, bilimin metodolojisi aynı dinlerde olduğu gibi bir inançtır. Yani yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama. İnançları içerir. Birazdan izah edeceğim onu. Evet, inanç içerir. Yani sonuçta o da bir inançtır diyorsunuz, değil mi? Evet, aynen öyle. Benim sorum şu olacaktı. Şimdi bilim felsefesi tarihine baktığımız zaman işte bazı dönemlerde işte bilimde pozitivizm yöntemi doğru kabul edilmiş. İşte bazı dönemlerde işte örneğin 20. yüzyılda işte Karl Popper, işte kritik rasyonalizm kabul edilmiş. Yani bilimin felsefesi, bilimin metodolojisi aslında gelişmeye, değişmeye, değiştirilmeye açık. Yani bilimin felsefesi de aslında yanlışlanabilir bir şey. Sonuçta insanlar tek bir şeye de bağlanmamışlar. Yani sürekli daha iyisini buldukları zaman başka bir metodolojiye yönelmişler. Benim sorum şu olacaktı. Bilimin felsefesi değişebilir, gelişebilir. Hani geliştirilmeye açık iken dinlerde geliştirilmeye açık olmayan dinler nasıl aynı şekilde kıyaslanıyor? Yani bir taraf işte dinler işte yanlışlanamazken yanlışlanabilir olan bilim felsefesi, bilim metodolojisi nasıl aynı şey olarak işte inanç oluyor? Benim birinci sorum bu olacaktı. Bu birinci soruyla ilgili siz hattan düşmeden ben size şunu hemen sormak istiyorum. Bilimin felsefesi yanlışlanabilir dediniz. Bu yanlışlanabilirlik deneysel ve bilimsel bir yanlışlanabilirlik değil yalnız. Bu çok önemli. Felsefi bir yanlışlanabilirlik. Felsefi olarak dinler de yanlışlanabilir. Zaten ateizmin derdi de budur yani. Evet. İşte felsefi olarak yanlış. Dolayısıyla din de yanlışlanabilir. Bilimin felsefesi yanlışlanabilir. Arada bir fark yok ki. İşte arada fark yok da siz kabul etmiyorsunuz ki. Yani sizin yani mesela 1400 yıldır yani inandığınız şey aynı şey yani tabii sonuçta. Tamam, ben kabul etmememin sebebi ama yani yanlışla. Bilimin ilk çıktığı andan itibaren aynı yöntemi uygulamıyorlar mesela. Tamam. Onlar yanlış olduğuna ikna oluyorlar çünkü önceki yöntemlerin. Ben dinin yanlış olduğuna ikna olmadım ki. Olursam biz de değiştiririz. Ki kimisi ikna oluyor değiştiriyor. İşte kaynağının yanlış olduğuna ikna oldun mu hiç? Neyin kaynağının? Dinin. Hayır olmadım. Mesela örnek veriyorum. Elindeki Kur'an'ın Muhammed'e ait olmadığını söylesek. Bu yanlışlanabilir bir şey ve yanlışlayamazsın. Yani felsefi olarak yanlışlayabilirsin. Hayır, tarihsel olarak yanlışlayamazsın. Bilimsel olarak da. Bilimsel olarak zaten yanlışlanabilir olduğunu kabul ediyorum. Ben Sinan Can'a da aynısını söyledim. Kusura bakma Ceyhun. Sözünü kesiyorum. Ceyhun'un ikinci sorusunu alacağız. Bekliyoruz. İkinci sorusu alacak. Bir parantez açıp bunu sorayım sonra ikinci soruyu alalım. Ben Sinan Can'a da aynısını söyledim. Bugün dedim Muhammed çıkıp gelse, ikimize de dese ki kardeşim kullandığınız Kur'an ve hadisler bana ait değil dese, hiçbirimiz buna sen yalan söylüyorsun diyemez. Siz de diyemezsiniz. Müslümanlar da diyemez, ateistler de. Ceyhun Bey, ikinci soruyu alabilir miyim? Aslında üç oldu ama yani bir de şunu sorayım. Şimdi diyor ki işte dinler de yanlışlanabilir diyor. Bir kere dinlerin yanlışlanabilir olduğunu kabul etmesi zaten bence iman etmiş olmasını bir kere engelliyor. Çünkü iman demek hani sorgusuz sualsiz hiçbir ayet nasıl diyeyim? Yani ya. Hiçbir kanıt olmadan dahi inanmazdır yani samimi inanç. Evet öyledir. Gazali de aynısını söyler. Gazali niye Allah'ın ispatlamaya çalışıyorsun? İşte Gazali de işte o yöntemle yapıyor. Benim üçüncü sorum da şuydu. Şimdi diyor ki işte naturalizm işte bir inançtır ve işte yanlıştır diyor galiba değil mi? Bence naturalizm bir inançtır, din gibi bir inançtır ve onun da belli kuralları var. Evet, kurallar neticesinde hareket edersen evet. Allah'ı bulamazsın demek istiyorum. Şunu soruyorum. Bilim tarihinde maddesel sebeplerle açıklanmadan hani herhangi bir metafizik yani açıklanıp da insanlık tarihinde bir buluş var mı? Hani bir metafizikten bir işte ne bileyim perilerdir, cinlerdir, tanrıdır, bilmem nedir. Bunlarla açıklanıp da hani bilim tarihinde yol kat eden var mı? Onu soracaktım yani. Hani madem tamam. Bu kadar şey değil, sizinki Osman doğru ama soruları aldıysanız, not aldıysanız Ceyhun Bey diğer odamızı alalım. Ceyhun Bey oradan son soruyu hemen kısaca cevaplayıp geçeyim. Yani birçok bilim adamının bilim yapmasının sebebini Allah'ı tanımak olarak söylüyorlar. Birçok bilim adamı yani motivasyonlarının bu olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla motivasyonları Allah'a imansa geliştirdikleri şeyler de bu motivasyonun sonucu olarak düşünebiliriz. Bu kişiden kişiye değişir. Neyse öbür konu asıl benim için önemli olan. Şimdi yanlış şey dedi.
din niye yanlışlanabilir? Olduğuna inanamazsın sen dinden çıkar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kur'an defalarca... Ayet var. Şöyle bir ayet var. Ayet söyleyeyim mi? Hepsini söyleyeyim de neyse. Yani sonra demesin ayeti niye kırptın filan diye. Ali İmran Suresinin 7. ayeti diyor ki o sana kitabı indirendir. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Bazıları onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabbihtir. Yani kalplerindeki bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. Ayetin devamı var da şunu soracağım. Ancak Allah'ın bildiği bir şey nasıl sorgulanabilir? Tamam. Ya da yanlışlanabilir? Ben mantıksal olarak dedim zaten. Kur'an o zaman bu mantığa uymuyor demek istiyorsun. Yine bu tamamının öyle olduğunu söylemiyor ki. Bu söylediğini de yanlışlayabilirsin mesela. Şimdi bana sen bunu yanlışlayabilirsin mesela. Dersin ki bu ayet saçma bir ayet dersin. Niye benim anlayamayacağım şeyleri yollasın ki bana dersin? Yanlışlarsın işte. Onu yanlışlarsam İslam'a çıkarım işte. Oldu bitti. Müslüman tamam, değilim artık. Hayır, bunu yanlışlama imkanın var diyorum. Eğer bunu yanlışlayabiliyorsan. Yanlışlama imkanım var ve bunu yanlışlayabilirsem o zaman sen bunu. Yanlışlayabilirsen ben de çıkarım zaten. Yani beni buna ikna edersen ben de çıkarım. Demek istediğim şu ya. Bu ayetle ilgili çok basit bir sorun var. Ya söyledin ya yanlışlanabilir. Allah'ın bildiği bir şey nasıl yanlışlanabilir? Bana onu anlatabilir misin? Hani yanlışlayabilmem için bana yolu öğretmen lazım. Ben diyorum ki bunu felsefi olarak Allah'ın bildiği şeyi yanlışlayabilirsin demiyorum. Bu ayetin kendisinin mantıksız olduğunu düşünebilirsin mesela. Kendisinin mantıksız olduğunu düşünebilirsin. Bakın bir şey yanlış. Felsefi yanlışlama budur zaten. Bak sen deneysel yanlışlama. Bir şeyin yanlışlanabilir olmasının zaten dinler komple felsefe bakarsan. Benim burada tutup da işte mesela örnek şu tarihsel gerçeği vermem seni büyük ihtimalle felsefi düşüncenden etmeyecektir. Dedim ya Kur'an Muhammed'e ait değil. Yani Kur'an'ı yazanın kim olduğu belli değil aslında. Yani biz Kur'an Muhammed yaz. Ben mesela hiçbir zaman Kur'an'ı Muhammed yazmıştır demem. Çünkü Kur'an'ı yazan Muhammed değildir. Çünkü Muhammed dönemine ait herhangi bir ayet elimizde yok. Gerçek olarak bakarsak, yani gerçekten kastım şu, yanlışlanabilir olarak bakarsak Kur'an'ın kaynağı yoktur. Çünkü elinizdeki bütün Kur'anlar 9. yüzyıldan kalma. Tamam bu niye anlattın anlamadım ki ben şimdi. Hayır, ben sana şunu anlatıyorum ya bir saniye bak olmak konu değil, çok dağılıyor Ahmet. Dinde amaç yanlışlanabilir olmak değildir. Amaç başka bir şey. Ben amaç demedim zaten. Ama bir şeyin amaç olmaması onun mümkün olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bilimin amacı yanlışlanabilir olmak. Bilimin amacı yanlışlanabilir olmak dediğin deneysel yanlışlanabilirlik. Bak bu başka bir şey. Sen dersin ki şu olay A enziminden sonra oluyor dersin. Bu yanlışlanabilir bir olaydır deneysel olarak. Ben çıkar onun B olduğunu gösteririm. Ben felsefi yanlışlamakla deneysel yanlışlamayı ayırıyorum. Onun için söylüyorum. Bizim bilimsel anlamda yanlışlanabilir dediğimiz şey deneysel yanlışlamadır. Bu işte şeyde olmaz. Dinde bu olmaz. Mümkün değil. Bu bilimin felsefesinde de olmaz. İşte şimdi onu anlatacağım. Bakın ekran... Tamam. Evet. Tamam. Şimdi ilk arkadaş şey demişti, yanlışlanabilirlik zaman içinde felsefi şeyler yanlışlanıyor. Bu deneysel bir yanlışlama değil, bu çok önemli. Bakın arkadaşlar, şimdi ben iki olayın birbirinden tamamen farksız olduğunu, şu yazı ki bence bu yazıyı Evrim Ağacı'nın Kırmızı Hasan'ın yazdırdığını düşünüyorum ben. Şimdi bilimin temel varsayımları nelerdir, bilimin sınırları var mıdır? İniyoruz aşağı. Evrim Ağacı'nın bu, bakın. 13 Aralık 2019'da yayınladığı bir şey. Bakın şurayı en azından kabul edelim. Yani kimin neye inandı benim için çok önemli değil ama şurası çok önemli. Bakın bu birazdan bakacağımız varsayımlar, varsayım zaten tanım gereği diyor bak Evrim Ağacı'da. Bilimin dayandığı temel varsayımlar ispatlanmış gerçekler değildir. Sadece gerçek oldukları varsayılır ve bu varsayımlar üzerinden hareket edilir. Lütfen burayı unutmayalım. Birazdan bakacağımız 6 tane amentüsü diyorum buna tam da 6'ya 6 denk gelmiş. Naturalizmin amentüsünü şurada verecek şu anda. Bunlar ispatlanmış gerçekler değildir. İniyoruz aşağı. Yani biz bilimsel olmayan bir şeye, ispatlanmamış bir şeye bakmayacağız diyor ya ateistler. Ona göre şunların hiçbiri ispatlanmış değil şu anda ya bilimsel olarak. Hangi ateist diyor onu anlamadım. Biz ispatlanmamış bir şeye bakmayız diye. Bilimsel olarak ispatlanmadığı sizin sürece... Sizin teorisi ispatlanabilmiş bir şey midir? Tamam ispatlanmamıştır zaten o yüzden. Sizin teorisine bir ateist bakmaz mı ben bakarım. Tamam, bilimseldir ama sizin teorisi. Bilimseldir ama ispatlanmamıştır.
Tamam, ispatlanmamış ama bilimseldir. Ben bir iddianın da bilimsel olduğuna bakarım diyor. Ben ses kayıtları kullandım ya kırmızı halı sahada. Söylüyor bunu. Bilimsel olmadığı sürece yani bununla ilgili defalarca sana röportaj bir sürü şey gösterebilirim ki bu. Ama... Senin de bir iddian bu arada bizim videoyu izlediğim videoda. Sen de diyorsun Allah'ın varlığının iddiası bilimsel olmalı diyorsun. Allah'ın varlığının iddiasıyla ilgili şöyle bir şey söylüyorum. Şöyle bir şey anlatayım. Allah ya da Allah'lar. Hiç fark etmez. Bunun tamam bilimsel iddiası... olmalı diyorsun. Allah ya da Allah'lar varsa varlığını eğer bilimsellik bir kural koyuyorsa kendine. Yani biz işte işin uzay zaman düzleminin dışına çıkmayacağız. Gözlemleyebildiklerimize bakacağız diyorlarsa sicim teorisi bu gözleme uymuyor diyorum. Çünkü niye uymuyor? Sicim teorisi gözlemlenebilen bir şey değil. Hayır gözlemlenmiş bir şey değil. Gözlemlenebilir bir şey değil. Henüz gözlemlenmemiş. Bu bir gün gözlemlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu birçok bilim adamı şu anda gözlemlenebilir olmadığı için bu teoriye itiraz ediyorlar. Gözlemlenemez tamam. diyorlar. Bilimsel tamam. değil diyenler var. Bilim diyenler. Bu bir tartışmanın tamam, içerisinde. Tamam o zaman yani sen teorisi... Bana, bir saniye peki, tamam güzel. Sen bilimsel değil diyenler olmasına rağmen sicim teorisine değer veriliyorsa sen niye Allah'ın varlığının bilimsel olmasını istiyorsun o zaman? Allah'ın varlığı bilimsel olmasını istemiyorum ki. E niye? Videonda öyle diyorsun. Tabii ki bilimsel olacak. O zaman herkes bir şey söyler diyorsun. Evet. Tamam. Bilimsel olmasını istiyorsun işte. 10 saniye içinde Allah'ın varlığının bilimsel olmasını istemiyorum. Ya. Ortaya sunulacak her kanıtın bilimsel olmasını gerektiğini tamam, söylüyorum. Tamam o zaman Allah'ın varlığının kanıtlarının da bilimsel olmasını istiyorsun o zaman. Allah'ın varlığının kanıtları bilimsel olamaz diyorum zaten. Nasıl? Öyle diyorsun videoda bilimsel olacak tabii. Yoksa herkes bir şey söyler çünkü, diyorsun. Çünkü herkes bir şey söyleyecek tabii ki. Çünkü şöyle bir nokta var. Şimdi ben ortaya çıkacağım. Mesela Allah'ın varlığını ispatlayacağım. Mesela o gün benim kanalımda bir arkadaşın verdiği peri örneği var. Sen diyorsun ya yağmuru yağdıran işte bitkiyi çıkartan bir irade var. Bunun bir peri olmadığını nasıl ispatlayacaksın? Tamam ben şunu diyorum Ahmet. Yani 15 saniye içinde 2-3 tane çelişkili cümle kuruyorsun. Eğer sen bir şeyin hakikat olduğunu anlamak için mutlaka bilimsel delil olmalı diyorsan şuradaki maddeler için de bilimsel delil yok diyorum. Bak bir kere dışarının gerçek olması. Bak bunları hızlı geçeceğim ben. En önemli vurgulamak istediğim yere geçiyorum. Biz dışarının gerçek olduğuna bile inanıyoruz. Bununla ilgili elimizde ne bilimsel hiçbir delil yok. Test edemiyoruz bunu yani. İniyorum. İnsanlar olarak evrenin gerçeklerini anlayabiliriz. Yukarıdaki cümleyi unutmayın. Bunlar ispatlanmış şeyler değildi. Bunu biz kabul ederek başlıyoruz işe. Bununla ilgili elimizde hiçbir bilimsel delil yok. Eğer sen dersen ki ben bilimsel olmayan şeyi kabul etmem iddiayı, bunların hepsini reddetmemiz lazım. İniyorum aşağı. Bakın, bilimin 10 kabullerinden bahsediyoruz. 1. Kaosçulara duyurulur. Doğada kendini tekrar eden örüntüler, bir düzen vardır diyor. Bu bilimin ön, yani bilim buna inanmakla yapılabilen bir şey zaten. Ve burada da söylüyor bak keyfi veya üst bir bilincin şahsi istek ve kararlarına bağlı olmamasıdır diyor. Naturalizmin inancı görüyor musun? Bu ispatlanmış bir şey değil. Bu böyle olmak zorunda değil bilim bu arada. Bu evrim ağacının kendi kuruntusu yani. Niye böyle bir zorunluluk olsun? Diyor ki bak az önce sana ezeli ebedi dedim. Bak bunun bilimdeki karşılığı. Bir diğer de işte doğada düzen olarak algıladığımız doğal örüntülerin ve süreçleri ezeli ve ebedi olarak daha doğrusu en azından evrenin ömrüyle eşit veya ona yakınsayan bir süre boyunca var olduğunu varsayarız diyor. Gene varsayıyoruz bak. Bütün fiziğin ezeli, ebedi yani bu dünyanın en azından zamanı ve mekanı içinde her yerde aynı olduğunu varsayarak biz bilim yapıyoruz. Devam ediyorum. En önemli madde. 5. Bu doğayı okuyabilirsiniz. Doğayı bilebiliriz, açıklayabiliriz. Bak bu da ön kabul. En önemlisi şu. DNA konusu ve diğer konularla ilgili. Doğadaki her şeyin doğal nedenleri vardır. Bilimin kalbinde yatan metodoloji naturalizmdir. Buna ben kesinlikle böyle olmak zorunda değil yani bu değişebilir ki arkadaş da söyledi zaman içinde değişebiliyor zaten dedi. Ben de bunun değişmesi için çalışıyorum zaten. Diyor ki doğadaki her şeyin natural nedenlerden kaynaklandığını ve maddeci olgusuna dayandığını varsayar. Her şeyin doğal ve maddeci olduğunu varsayar. Yani siz evrende ilgili bir şeyin sebebi hakkında nedeni hakkında konuştuğunuz anda bu evrim ağacının 5 ayrı makaleyi referans göstererek yazdığı makaleye göre ispatlanmış bir şey değildir. Bilimsel değildir. Dolayısıyla biz 6'da şu bu arada 6 işte bizim bahsettiğimiz şu 6 geliyoruz. Bilimin deneyici doğası yıldırımlar sütun bozulmasının nedenidir diyen birinin argümanını teste tabi tutmaksızın doğru kabul edemeyiz diyor. Bu da 6. Teste tabi tutmaksızın bir şeyi doğru kabul edemezsin bilimde. Yalnız bu 6. maddeyi diğer 5'ine bir uygula bakalım. Diğer 5'ini biz teste tabi tutamıyoruz. Yani bu 6 madde yani bilimselliğin kendisi bilimsel değil. Anlatabiliyor muyum? Buradaki maddelerin hiçbiri bilimsellik kuralına uymuyor. Neden? Çünkü deneylenemiyorlar. Tamamen bizim kabul ettiğimiz bir şey. Şimdi ben de diyorum ki o zaman bundan sonra bunun Allah inancından hiçbir farkı yok. Yani ben buraya 5'e desem ki biz gördüğümüz
şeyler bir iradenin sebep olmasıyla zamansal korelasyonların içinde yapılıyor. Ki bu zaten gözlemi reddetmek değildir. Bunu defalarca anlattım ben. Yani ben şu anda biyoinformatikte doktora yapıyorum. DNA'larla falan çalışıyoruz. Bu kendimi reddetmek olur. Biz de çayı ısıtmak için gidip ocağa koyuyoruz. Ama bütün bunların, vücuttaki 36,5 derece dahil bütün bunların tıpkı şuradaki naturalizmin inancı olduğu gibi biz de diyoruz ki bunlar bir yerin iradenin elindedir. O onun yapmasıyla bu olur. İki inanç. Diyoruz ki okullarda bu böyle anlatılmıyor. Bu iki inanç objektif olarak anlatılsın. Aynı şu yani elimden gelse şu yazıyı bütün okullarda poster olarak astırırım yani. Anlatılsın. Kişiler kendi tercihini yapsın ondan sonra. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kimse bunun inanç olduğunu bilmiyor. Şu anda bak ben daha geçen bir ateist videosu izledim. Röportajı. Diyor ki eğer bir gün bir bilimsel delil olursa ben de Allah'ın varlığını kabul edebilirim diyor. Bilimsel dediği şey zaten kendisi burada 6 tane inanç esasından oluşuyor. Yani bize şunu anlatmaya çalışıyorum Ahmet. Birisi sen Allah'ın varlığını ispatlayabilmen için getireceğin delil bilimsel olmalı derken bize şuradaki 6 tane ön kabulü dayatıyor. Ben niye böyle bir ön kabulle başlayayım? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Peki senin ön kabulün ne? Benim bir ön kabulüm yok. Hiçbir ön kabulüm yok. Kur'an değil mi? Kur'an, hayır. Kur'an'ın söylediğini zaten ben değerlendiriyorum. Peki. Kur'an geliyor diyor ki, Kur'an bir şey diyor, naturalizm bir şey diyor, çoklu dinler bir şey diyor, herkes bir şey diyor. Ben bunları karşılaştırıyorum. Özellikle Kur'an'la evet, naturalizm. Niye Kur'an'ı seçiyorsun? Zaten evet çok güzel. Kırmızı asa işte bunun benim bence en önemli cevabı. Buradaki varlığa naturalizm madde diyor. Kur'an kitap diyor. Bak en önemli çatal budur. Lütfen bütün arkadaşlar. Kur'an ne diyor? Kitap diyor, kitap. Burası kitap. Bu ikisi arasında şöyle çok temel bir fark var. Kırmızı asa altıda özellikle bu anlatılır. Ekran görüntüsünü alabiliriz istiyorlarsa. Yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Pardon ben kapatacağım değil mi? Özür diliyorum. Hemen şuradan stop share diyelim. Evet. Kırmızı asa zaten Kur'an'ın kainata bakışıyla naturalizmin, şu az önce gösterdiğim 6 maddenin kainata bakışının kıyaslamasıdır. En sonunda da kararı izleyiciye bırakır. Mesela bir kan örneği verir. Sen buna bir kitap mı? Kitap ne demek? Mana ifade eden bir şey mi? Biri sana bir şey anlatmaya çalışıyor mu şuraya, şununla? Çalışmıyor mu? Buna en son sen karar ver denir. Ama önce şu naturalizmin 6 maddesini temizler. Hiçbir şeyin zorunluluk olmadığını, yani şu anda ben 36,5 derecede olmak zorunda değilim. Onu da anlatmaya çalıştım. Bak 5. maddeye göre. Hipotalamus'un bunu yaptığı bir inançtan ibaret. Biz bunu böyle kabul edebiliriz diyor. Halbuki ben bunu zahiri sebep-sonuç ilişkileri olarak kabul edip, hakiki değil zahiri sebep-sonuç ilişkileri veya kuvvetli korelasyon diyebiliriz, kabul edebilip, hepsinin Allah'ın ilim irade sahibi birisinin etkisiyle olduğunu da kabul edebilirsem, aynı seviyede inanç olur. Hangisinin rasyonel olup hangisinin rasyonel olmadığını işte kırmızı asardaki ve diğer örnekleri inceledikten sonra kişiler karar versin diyoruz. Bir şey demiyoruz yani. Bir konumuz var. Onu aldım. Ben çok uzatmadım. Şu konu almadan önce şu arkadaşı cevaplamış olayım ben. Demek istediğim buradaki yan... Bekletmesek. Tamam, ama önceki arkadaşın cevaplamadım şu anda. Tamam o kalsın cevaplayacaksın merak etme. Bir cümleyle de bağlayacağım. Tamam bir cümle. Diyorum bir cümle. Ki. Tamam kısa hesap alalım. Arkadaşın bahsettiği yanlışlanabilirlik deneysel bir yanlışlanabilirlik değil. Bunlar deneysel olarak yanlışlanabilir iddialar değil. Bilimsel iddialar değil şu 6 madde. Bu çok önemli. Evrim Ağacı'nın yazısını izlediğimiz videoya bakabilirsiniz. Bu 6 madde deneysel olarak yanlışlanabilir iddialar değil. Felsefi olarak yanlışlanabilir. Bir de arkadaş şunu dedi. Bilim sürekli tamam felsefi olarak da olsa sürekli yanlışlanabiliyor ve kendini geliştirebiliyor. Din niye bunu yapmıyor o zaman dedi. Arada çok büyük bir fark var. Dinin sahibi Allah. Allah'ın getirdiği bir şey zamanla gelişemez ki. Ben bu de onu soracağım. Dinin sahibinin Allah olduğunu nasıl ispatlıyorsun? Hayır, o ayrı bir konu. Bak ayrı bir konu. Ben arkadaşın sorusunu cevaplıyorum. Diyor ki. Cümle kuruyorsun. Dinin sahibi tamam, Allah. Hayır, ben sana diyorum ki dinin sahibinin Allah olduğunu tamam, nasıl ispatlıyorsun? Tamam bu ayrı bir konu. Ben dinin sahibinin Allah çünkü, olduğunu da ayrıca konuşabiliriz. Şunu sahibi... söylüyorum. Bak sağ diyeyim o zaman tamam. Eğer dinin sahibi Allah'sa, Müslümanların iddia ettiği gibi dinin sahibi Allah'sa onun gelişmemesi lazım zaten. Çünkü Allah'tan gelen gelişmez, tam gelir. İnsanlar aciz oldukları için zamanla yanlış felsefeler geliştirdiklerini fark edebilirler ve zamanla felsefelerini değiştirebilirler. Allah'tan gelen değişirse Allah'tan gelmediğinin ispatıdır zaten. Allah'tan gelen niye gelişsin? Değişmeyen bir şey nasıl yanlışlanabilir peki? Sağ diyorum. Efendim? Değişmeyen bir şey nasıl yanlışlanabilir? Yanlışlanabilir. Sen bunun mantıksız olduğunu ortaya koyarsın. Hayır arkadaş. Dersin ki naturalizmin yorumları daha mantıklı Kur'an'ın evren yorumlarından. Ne kitabından bahsediyorsun sen? Yanlışlanabilir. Burası değil. Bu kabul edip etmemek meselesi. Yanlışlanabilir olmakçıdır. Örnek veriyorum. Albert Einstein çıkar der ki enerji maddenin ışık hızını karesine hemen anladım. Sonra hemen anladım. Hemen cevaplayayım. Bak. Hemen cevapla. Anlatamıyorum. Felsefi yanlışlanmaktan bahsediyorum. Senin dediğin Einstein'ın yaptığı deneysel yanlışlanmaktır ve şu andaki bilimin şartı olarak bu sunuluyor. Deneysel yanlışlanmak. Deneysel olarak yanlışlanamaz dinin iddiaları. Bu doğru. Deneysel olarak naturalizmin şu 6 maddesi de yanlışlanamaz. Bir farkı yok diyorum. Bu 6 madde... Şimdi sen dini felsefe olarak görüyorsun.
Din bir düşünce biçimi olarak yorumlayabilirsin. Felsefe adına? Olarak yanlışlanamaz diyorsan bu felsefe değil midir? Yani din felsefe düşünce olarak sistemi. Yanlışlanamaz demedim ben ya. Deneysel din. Olarak yanlışlanamaz diyorum. Hayır, deneysellik din, başka bir şey. Din din de yanlışlanamaz. Allah'ın varlığı yanlışlanabilir bir iddia olmadığı için zaten bilime sokmuyorlar işte. Tamam, sen dedin ya din yanlışlanabilir diye. Felsefi zaman... olarak yanlış. Yani sen felsefi olarak kastettiğin tamam. Kelimeler çok karışıyor. Sana göre felsefe mi? Felsefe değil bence. Felsefe bence vahiysiz düşünce. Niye felsefi öğretmen. Olarak yanlışlanabilir olmadığını bakıyorum. Felsefi tam şöyle diyeyim o zaman. Mantıksal olarak yanlışlanabilir diyeyim o zaman. Oldu mu? O zaman mantıksal olarak yanlışlanabilir. Onu peki. Söylüyorum ama arkadaş onu söyledi. Zaman içinde dedi bilimin felsefesi yanlışlanabiliyor dedi. Bilimin felsefesi de yanlışlanamıyor. Mantıksal olarak değiştiriliyor peki, sadece. Peki bilimin kendisi yanlışlanabiliyor mu sence? Ya bilimin kendisi sorun, yanlışlanamıyor sorun senin... işte. Şu altı madde yanlışlanamıyor onu söylüyorum. İspatlanabilir bir şey değil. Neyse yani birkaç mantıksal şey olarak yanlışlanıyor tabii. Kırmızı asa bunun ifadesi zaten. Ama konuğumuzu alalım. Konu alalım. Mehmet Bey Kocaeli'den katıyor 31 yaşında. Sorusu şu. Evrende düzensizlikler yok mu? Bu düzensizlikleri olasılıkları üzerine ifade edemiyor muyuz? Mehmet Bey şu anda bizi duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Ben belki sorunuzu biraz hızlı okumuş olabilirim. Siz tekrardan söyleyebilir misiniz? Yani benim birkaç sorum var. Kırmızı asa argümanlarıyla ilgili de. Bu düzensizlik meselesi, mesela sürekli düzen deniyor. Fizikte, istatistik fizikte entropik gayet güzel girilebilir durumların sayısı olasılıkları ifade ettiği için düzensizlikleri de kapsar. Kendisi galiba istatistik fizik hakkında hiçbir bilgisi yok. Çünkü girilebilir durumların sayısı tamamen olasılıksaldır ve düzensizliği kapsar. Yani termodinamik yasalara baktığımızda hem düzen vardır, minimum enerji, maksimum entropi. Entropi girilebilir durumların sayısı arttıkça düzensizlik artar. Çünkü atomların hareketlerinin tamamen kaotik bir duruma gitmesi demektir entropinin artması. Bu düzensizliği nasıl açıklıyor kendisi? İstatistik fizik benim kapsamında. Benim kırmızı asa 4. Eğer çıkmazsanız belki yeni soru sorarsanız diye ben hemen burada cevaplıyorum. Yani size bir daha cevap hakkı verebilmek için. Düzenden kırmızı asa 4'te bizim kastettiğimiz evrendeki yasalardır. Entropinin kendisi bir yasadır zaten. Termodinamiğin ikinci yasasıdır. Varlık entropiye tamam, uymadığı zaman. Tamam ben de onu diyorum zaten. Yani düzensizliğin kendisi bir yasayken düzensizliği nasıl kabul etmeyecek? Entropi hayır işte entropinin benim anlattığım beyefendi, manada. Bakın benim ya, bilimin ön kabulü dedim ya gireyim, düzen az önce. Bak sizin yaptığınız şey bu. Çalışmadığınız yerden gelince laf kesiyorsunuz. Müsaade edin ben bitireyim. Tamam, notlarınızı tamam, alın. Tamamen sizin. Notlarınızı komple alın. Komple tamam. Sorusu evet. Olsa cevaplayalım. Buyurun Mehmet Bey. Bir daha ekran görüntüsü vereceğim bu arada rejiye duyurulur. Yani bu arada ne benim söylediklerim bilime bağlar ne Evrim Ağacı'nın söyledikleri bilime bağlar. Burada somut deliller önemlidir. Bilim için, fen bilimleri için veri önemlidir. Veri olmadan hiçbir şeyin önemi yoktur. Neyden konuşacak? Yani bunun dışında burada zaten doğa üstü ayrımına gidiliyor. Doğa kapsamına giren şey olmadığı zaman, veri olmadığı zaman doğa üstü diyoruz. Daha ne denilebilir? Düzensizlikle ilgili bir örnek daha vereyim. Elektron tünellemesi tamamen olasılıksaldır. Yani günümüz bilimi hem biyoloji hem kimya hem fizikte tıpta da bu böyledir. Tamamen olasılıksallık üzerinden, olasılıklar üzerinden değerlendirilir. Artık düzen ve düzensizlik bizim yanılgımız olarak bilim felsefesine geçmiştir. Bilimin inancı düzen olduğuna yöneliktir ama kara deliklerin içi düzensizdir, bilinmezdir. Orada bildiğimiz fizik işlemez, kuantumda da bildiğimiz fizik işlemez. Kesinlikle birbiriyle bağdaşamayacak durumlar var. Dalga parçacık ikililiği, elektronun tünellenmesi gibi. Bunları da belirteyim. Onun dışında naturalizm deneyselli şey inançtır diyorsunuz. İnançla düşünce arasındaki fark ne? Yani kanıtlanmamış tek bir yöndeki düşünceyi benimsemeye inanç diyoruz bugün sözlük kavramı olarak. İkincisi ahsap. Dördüncü ayette Ahmet Bey'de de bekledim sürekli ama Ahzab 4'ün daha ilk cümlesinde çift kalpten bahseder. Çift kalpli insan, biz hiçbir kimseyi çift kalpli yaratmadık der. Çift kalpli insanlar var. Bunu vicdan deseniz vicdan çoklu kişilik bozukluğu var denilebilir. Ve mesela tamamen gerçekliğe aykırı, fusulet
suresinde de bahsedildiği gibi yer gök konuşuyor gibi tamamen akla mantığa aykırı ifadeler geçer. Tanrı, Allah'ın iradesi insan 30 tekbir 29 ayetinde olduğu gibi insan iradesini tanımaz. İnsan iradesini tanımadığı için sorgu sual tamamen İslam dünyasının en büyük çelişkisidir. Gazali de bu çelişkiye takılmıştır. Bunlar bilinen gerçekler ve İslam'ın en büyük sorunu Tanrı, Allah iradesi, Tanrı insan iradesini tanımaz. Başka sorunuz yoksa Mehmet Bey? Soru değil zaten. Mesela şu da var. Adem, Havva, bunu Dücani Cündeoğlu da son zamanlarda video yaptı. İzleyebilirsiniz. Bilimin şu anki en büyük ilerleyişinin ve sağlamlığının sebebi somut delillere dayalı olmasıdır. Evrim hala bizim maymundan geldiğimizi falan değil, hala maymun olduğumuzu ortaya koyarken Adem, Havva kısta, yani Adem, Havva yoktur. Hiçbir zaman da ispatlanamaz. İspatlanamaz şeylerle biz nasıl bilim yapacağız? Bunu soruyorum kendisine. Tamam Mehmet Bey, teşekkür ederiz sorunuz için. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için de. Rejideki arkadaşlar sizi diğer odaya alacaklar. Hem cevabınızı dinleyelim diye. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Osman Bey, önce bunlara bir cevap verecek misiniz? Yani bir kaç soru daha var. Mecbur vereceğiz yani. Buyurun dinliyoruz size. Şimdi olasılıksal şeylerden bahsetti. Bakın ben ekran paylaşımını gerçi yapmayayım. Bakın, bu bilimin inancı olarak doğada kendini tekrar eden bir düzen vardır. Arkadaşım bahsettiği şeylerdeki düzenle düzensizlik farklı şeyler. Biz bir yere girip orada bilim yapabiliyorsak bu zaten orada düzen olduğunu gösterir. Ben biliyorum o olasılıksal denklemleri. Ben bir takım kuantum dersleri de aldım. Schrödinger denklemleri vesaire vardır mesela. Buradaki olasılıksal Schrödinger denklemleri gerçekliği yansıtmaz. Fiziksel gerçeklik değerleri yoktur Schrödinger denklemlerinin. Sadece matematiksel bir analojidir. Tamam önemli yani, değil. Biz inceleyebiliyor muyuz? Tamam, niye girmeyeceğim? Niye girmiyorum? Ya hayır, şu anlamda bilmediğiniz şeyi konuşuyorsunuz. Niye öyle biliyorum? Schrödinger denklemlerinin fiziksel gerçekliği yoktur beyefendi. Tamam, ben bu kuantumu fiziksel gerçeklik analojidir. Şu anda biz kuantum bilgisayarlarla uğraşıyoruz ya. Kuantum bilgisayarlar yapılmaya çalışılıyor. Ne fiziksel gerçeklik olmasından bahsediyorsun? Kuantum bilgisayarları şu anlamda. Maxwell denklemleri tamamen elektromanyetik dalgaların hareketlerini ve davranışlarını açıklar. Ama Schrödinger dalga denklemi sadece dalga davranışını açıklar. Tamam. Parçacık davranışına doğru gidildiğinde kuantum alan teorileri devreye girer ki Hendrik Lorentz de Schrödinger'e bu konuda karşı çıkmıştır. Elektronları dalga gibi kabul edemezsin çünkü yayılır, yok olurlar. Elektronların yarılanma ömrü sonsuza yakındır. Tamam. Mehmet Bey, yani ne aslında konuştuğunuzu bilmiyorsunuz, onu demek gayet istiyorum. İyi biliyorum. Mehmet Bey, şöyle yapalım, sizi diğer arkadaşlar rejiye odasına alırsam. Bu arada her katılan konuğumuz bir kitap kazandı, onu da söyleyelim de. Kitap için sizden bazı bilgiler alacaklar Mehmet Bey. Çok teşekkürler her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilmediğiniz konu hakkında konuşuyorsunuz diyor. Ben kuantumdan 2-3 tane de ders aldım yüksek lisans seviyesinde. Bu kaldı ki almama gerek de yok da bunu anlamam için. İlla yani bunu istiyorsa diye söylüyorum. Biz kuantum üzerine şu anda teknoloji üretebiliyoruz. Dalga da olsa, parçacık da olsa, dalga da olsa uyuyor dedin. Dalga bir kurala, olasılıksal da olsa bir kurala niye uyuyor? Biz bir dalgayı nasıl belirleyebildik? Bir dalga belirleyebilmemiz için oradaki dalganın olasılıksal da olsa o denkleme uyması gerekiyor. Bir, ister parçacık olsun, ister dalga olsun, belli bir denkleme uyabilmesi demek zaten bizim onu inceleyebilmemiz demek. Kuantum fiziği o yüzden ortaya çıkıyor. O yüzden üniversitelerde kuantum fiziği diye bir şey var. Kaos da fizik olmaz. Kaosu inceleyemezsin. Kaos da çünkü bir sonraki anda neyin olacağı olasılıksal olarak bile belli değildir. Sen onun nasıl doktorasını yapacaksın, yüksek lisansını yapacaksın. Dolayısıyla bu yani cevap vermeye değer bile değil ama gene de cevap veriyorum. Elektron tünellemesinden vesaire bahsetti. Bütün bunları biz inceleyebiliyorsak, olasılıksal anlamda bile inceleyebiliyorsak bu orada düzen olduğunu gösterir. Bilim bu ön kabulle yapılır zaten. Buna itiraz olan gitsin Evrim Ağacı ile konuşsun yani. Zaten kozmos bu demektir ya. Kozmos diyoruz biz bu evrene. Kozmos düzenin olduğu yer demektir.
Düzenin olmadığı yerde hangi fizikten, hangi kimyadan, hangi kuantumdan bahsedeceğiz yani? Aslında hayır, bak, konuları bak, evrim aciliyle de konuşmak lazım. Çünkü onları da çok fazla söz hakkı. Doğabilir, aynen, sıkıntı. Ben zaten bekliyorum yani sıkıntı yok. Yani çok fazla, hayır, bak, şunun için söylüyorum. Şu anda biz çok yanlış bir, yani eğer evrende şu dediğimiz anlamda bile bir düzen olmadığını söylersek, şu anda bize bilimciler bile güler, herkes güler, bilim felsefecileri de güler. Yani çok basit bir seviyede şey yapıyoruz. O yüzden bunu geçiyorum. Dediğim gibi entropideki düzensizlik kullanılabilir enerjinin azalmasıdır. Oradaki düzensizlik kelimesine verdiğimiz mana bizim başka. Oradaki düzensizlik doğru değil. Kullanılabilir enerjinin artması demek ölüme yaklaşmak demektir. Sürekli ne varsa her şey. Bu ayrı, bunun kendisi de bir düzendir yani. Termodinamiğin ikinci kuralı buna varlık uymazsa zaten düzensizlik iddiası olur. Geçiyorum. Bir takım yine kırmızı asayla alakası bilmediğim bazı ayetlerle ilgili şeyler geldi. Bunlar artık kırmızı asayı konuşabilmek için geçiyorum ve az önce bahsettiğim şeylerle ilgili çok dürüst şekilde ateistlerden katılım bekliyorum. Ne düşünüyorlar şu bilimin ön kabulleriyle ilgili? Bakın arkadaş, az önceki arkadaş en son dedi ki ispatlanamaz şeylerle ilgili nasıl konuşacağız dedi. İspatlanamaz şeyleri nasıl kabul edip konuşacağız dedi az önceki şeylerle ilgili. Şu altı maddede ispatlanamaz şeyler. Bilimin altında şu anda bunlar var. İspatlanamaz şeylerle ilgili konuşamaz dediğin anda sen, biz bilim yapmayı kesmemiz lazım. Dışarıda ne gerçek, gerçeklik olduğunu biliyoruz. Ne dışarıda. Tüme varım tamamen inanca dayanır mesela. Biz Allah'ın şu anda da nasıl gerçek olduğunu bilmiyoruz ama, değil mi? Tamam da bunların hepsi inanç bazında diyorum işte. Niye biz bilim yapabiliyoruz şu anda? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun daha rasyonel. Peki bir şey söyleyeceğim. Şunu soracağım. Yani daha önce de bunu söyledik. Araya telefonlar girdi. Konuklar girdi. Naturalizm bir inanç. Allah da bir inanç. Peki niye naturalizmi seçmeyip Allah'ı seçiyorsun? İşte kırmızı asa bunun hikayesi. Ben de bunu tamam, anlatıyorum işte, ben zaten. Ben de bu soruyu soruyorum. Kırmızı asa hikayesini anlasın diye soru soruyorum. Tamam, bunu konuşalım. Çünkü buradaki düzenlilikler, Kur'an diyor ki biz bu kitabın hak olduğunu hem sizin nefsinize hem kainata size göstereceğiz diyor. Biz kendimizde şunu görüyoruz. Biz bildiğimiz şeyleri yapabiliyoruz, bilmediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Sizin o kurgu dediğiniz röportajlardaki ateistlerin de bunu kolayca cevaplamasının altında bu var. Çünkü onlar da biliyorlar ki insanlar bildiği şeyi yapabilir, bilmediklerini yapamazlar. Bizim dünyamızda bize yaşatılan bu yani. Gücümüzün yettiğini yapabiliyoruz, yetmediğini yapabiliyoruz. İrademizin yettiğini yapabiliyoruz, yetmediğini yapabiliyoruz. Türkçe birinin cümle yazması için Türkçeyi bilmesi gerektiğini biliyoruz. Bize bu gösterilmiş. O zaman kainattaki bu düzenler, bütün bu varlıkların şu anda sizin atomlarınızla benim atomlarım, Kanada'dakinin atomları, Ay'daki atomların aynı kurallara şu anda nasıl uyabiliyorlar sorusunun en rasyonel cevabı bunları bilen birisi ve bunları yani yapmaya gücü. Bu karıştığımız bir nokta var. Bunları bilen olmasa birisi, en rasyoneldir. Bunları diyorum. Bilen birisinin Kur'an'ı yazan Allah olduğunu nasıl anlıyorsunuz? İşte Kur'an, çünkü buradaki en büyük, sadece Kur'an değil bu arada, başka dinlerdeki ilahı da bu şey yapabilir. Aynı mesela, anda ispatlayabilir. Hinduizm'deki Brahma'yı da katabilir miyiz? Brahma, Vishnu. Brahma'yı bana tanıtır mısın? Ne Brahma? Hemen söyleyeyim sana. O da bir tanrı. Tamam, ne ama ne yapayım? Mesela sonsuz ilim sahibi mi? Evet. Tamam. Sonsuz irade kudret sahibi, zamandan mekandan münezzeh, evet, değil mi? Evet, ama kudreti tamam. Ve sonsuz tamam. İlmi 3 tanrıya bölüşülmüş durumda. Tamam, 3 tanrıya bölüşülmüş durumdaysa işte az önce sana onu anlattım. Bu evrende birlik var. Biz şu anda evrimde bile neden tek ataya çıkıyoruz biliyor musun? Çünkü aynı şeyleri, aynı bütün canlılar. Peki şunu sorayım. Görüyoruz sürekli Ahmet, yani cevap vermeme izin. Tamam ya, onu cevap verdiği için söyledi, düzenden bahsettin. Hepsi tek düzen falan. O yüzden teklik varsa en rasyonel olan tektir. Tamam. Bak Brahma iptal oldu mesela şu an. Senin argümanlarından giderek konuşmaya çalışıyorum. İslam İncil'i ve Tevrat'ı kabul eder. Kur'an. Bununla ilgili ayetler var. Bu tartışmaya gerek yok. Peki İncil ve Tevrat'taki kavramları da yazanlar da Allah mı? Aslını yazanlar. Bir şeyin aslıyla nüshası arasındaki fark ne? Değiştirilmiş olduğuna inanıyor ya. Peki Kur'an'ı değiştirilmiş olduğuna inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Neden? Kur'an'ın değiştirilmemiş olduğuna inanıyorum. Neden? Yani. Çünkü tek kopyası var mesela. Değiştirmiş olsa daha fazla kopyası olur. İncil'de tek kopyası var. İncil'in tek kopyası yok, hayır. Farklı Kur'an'ın tek var. Kopyası olmadığını nereden biliyorsun? Olsa çıkardı ortaya yani. Var, bir Kur'an'ın sürü kopyası var. Hayır, okunuş farklılıkları dışında olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı bunlar İncil'in 4 ayrı yerindeki gibi farklı yayılması lazımdı. İncil'in diye düşünüyorum yani, bilmiyorum da. İncil'in 4 ayrı yerinde farklı yayılmaması sebebi yok edilmiş olması olabilir mi? İncil'in var zaten diyorum. Ya, pardon, Kur'an yanlış söyledim, özür dilerim. Yani olabilir. Bu iddia delil şey, ispat istersen bunu ispatlayabilirsen ben sana katılırım. Kur'an ispat, delil getirin diyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Müslüman bir ailede doğdun, Müslüman bir ülkede yetiştin diye Kur'an'ı doğru kabul edip diğerlerini değiştirmiş kabul ediyor olamaz mısın?
Hayır, ben buna şey yapmıyorum. Müslüman ülkede doğmamın çok bir araştırıyoruz yani. Ben bak ben sana anlatıyorum meseleyi. Kur'an daha kırmızı hasa dışında da pek çok deliller var da ben konumuz kırmızı hasa diye sadece kırmızı hasada olanlara girmek Kur'an istiyorum. ve Yoksa bilim olarak konuşalım. Yani kırmızı hasanın Kur'an ikinci bölümü. tam ikinci bölüm, üçüncü bölüm, Yarısı dedin dördüncü. ya, yarısı Tamam, İslam, özellikle ikinci yarısı. kısımlar. Bak Kur'an buradaki işte atomların düzene uymasından bahsediyoruz değil mi? Atomların düzene uyması bir takım atomların düzene uyması olarak kalmıyor. Atomların düzene uyması bir takım şeyler doğuruyor. Mesela güzellik doğuruyor, değil mi? Totalde, büyüklükte. Doğuruyor mu? Güzellik doğuruyor mu, doğurmuyor mu? Ve bunu neye bağlayacaksın? Anlayamadım. Hani, doğuruyor mu, doğurmuyor mu ya? Bunu konuşuyoruz. İşte bunu cevapla yani. Güzellik göreceli bir kavramdır. Doğurup doğurmadığını Tamam, ben karar yani veremem. Benim için güzel olan şey senin için çirkin olabilir. tamam. Güzellik, tatlılık, yemekler, Bu da değişir. sanat. Kimisi Yani... çikolatayı çok sever, kimisi acı biberi Tamam, çok sever. ikisi de oluşuyor ama değil mi? İkisi de oluşuyor. Oluşmak zorunda değil, onu söylüyorum yani. Anlayamadım nasıl oluşmak zorunda diye. Yani bunu Kur'an'daki Allah'a nasıl bağlayacaksın anlayamadım. Şunu anlatıyorum. Kur'an'ın iddiası sadece Allah'ın varlığı olduğu iddiası değil. Kur'an'ın bir takım da Allah'ın özellikleriyle ilgili. Yani bu kainatın, Kur'an kainat kitabının manalarıyla ilgili de bir takım iddiaları var. Mesela vahid olduğunu iddia ediyor pek çok yerinde. Ya bunu bütün Allah'ın tek... kitaplar yapıyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. İncil'in de bir Yani sürü Brahma iddiaları yapmıyor var. dedin işte. Brahma Ne? yapmıyor dedin işte. Üç tanrılı diyor dedin Ha, işte. sen Hinduizmi semavi din olarak kabul etmediğin için böyle söylüyorsun. Tek tanrılı din inançlarına şey yapalım. Örnek veriyorum. Tamam. Tek tanrılı inançlar Örnek zaten. veriyorum. Akhenaton'un Aton inancı gibi. Ya da Tevrat'ın tek tanrı inancı gibi. Ya da işte İncil'in tek tanrı inancı gibi. Ya da Zerdüştlüğün tek tanrı inancı gibi. Mesela Ahura Mazda niye değiştirmiş olsun? Ahura Mazda da tek. Tamam, Kur'an gibi. belki de zaten aynı inancın kökeni, durumda Hayır, bilemeyiz aynı ki bu inanç kökeni değil. Farklı şeyler. arada. Ya nereden bilebiliriz ki bunu? Bak ben onu da Çünkü söyleyeyim sana. Bak biri farklı bir şey söylüyor, biri farklı bir şey söylüyor. Müslüman belki değiştirilmiş kısımları olabilir işte onu söylüyorum. Hangisi değiştirilmiş diyorum. Ben sana onu soruyorum. Kur'an Bak mı? diyorum ki biz sadece Allah'ın varlığını ispatladığımız zaman bu başka dinlerdeki de bir takım şeyleri işaret ediyor olabilir. Bunda bir anormallik yok. Hatta bu normal olandır. Çünkü Kur'an'a bizim birinin Müslüman olması için Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmesi yetmez. Daha bir sürü 124 bine kadar çıkar rakam peygamberi kabul etmesi gerekir. Elbet onlardaki ilah kavramında da doğruyum. Ben Söyle. sana bir şey... Benim bir çocuğu öldürmemem için bana bilimsel bir sebep söyler misin? Madem her şeye bilimsellikten Tabii ki evrim. gidiyoruz. Niye evrim olsun? Hayır. Bir konumuz var. Alalım, ondan sonra cevaplayayım bu soruyu. Çünkü bekletmeyeyim telefonda insanları diye Belki. şey yapıyorum. Murat Bey İstanbul'dan 40 yaşındaymış. Bilimsel argümanlar ile din argümanları arasında seçim yaparken hangi kıstasları kullanıyor? Aslında benim sorduğum buna geliyordu ama bir de Murat Bey sorsun, hem kitap da kazanmış olacaklar. Murat Bey bizi duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar, evet İyi duyuyorum. akşamlar. Buyurun Murat Bey, sorunuzu alalım. Sorumdan önce kişisel eleştirimi yapabilir miyim Ahmet Bey? Tabii ki, buyurun. Bana yapacaksanız zevkle. Yok, şimdi ben ateistim, ateist olan sıradan bir vatandaşım. Programı da zevkle izliyorum açıkçası. Bence güzel bir program oluyor. Şimdi sanırım ana fikir şurada ortaya çıkıyor. Dünya diye bir gezegende insanoğlu diye bir varlık var. Bu varlıkta tam olarak evrende neyin olup bittiğini bilmiyor. Buna karşı bazı çıkarımlar geliştiriyor. Ve bu çıkarımları üretmek için de bazı yöntemler geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi dogmatik yöntemler, yani inançlar. Bir tanesi de popüler olanlarından bir tanesi de bilimsel yöntem. Bilimsel yöntem de Osman Bey'in dediği gibi bazı kabullere, varsayımlara ve felsefelere dayanıyor. Bu felsefeleri kabul etmemek de herkesin kişisel olarak özgürlüğü. Ben bunlara kesinlikle katılıyorum. Yalnız şöyle bir şeyi dile getirmek isterim burada. Acaba Osman Bey bu kıstası yaparken, yani kendisi örneğin Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinini bu konuda daha başarılı bulduğunu söylerken ne tür bir kıstas yapıyor? Bu benim sorum. Ama bu sorumu söylemeden önce şunu da belirtmek isterim. Bence eğer bir insan bilimsel yöntemlerin altında yatan felsefeyi kabul etmiyorsa ve bunun yerine başka bir şeyi tercih ediyorsa, bu durumda bu iki şeyi karşılaştırabilmek için aralarında bir kıstas oluşturacak kavramlar ve ölçme aracı geliştirmesi gerekir.
farkındaysanız Osman Bey kendisi İslam'ı daha tercih edilebilir bulduğunu, daha iyi bir açıklaması olduğunu düşünmesine rağmen bu iki kavram, yani bilim ve din arasındaki ortak değerlendirme kıstaslarını bir türlü ortaya koyamıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer biriyle tartışmak istiyorsanız, örneğin bir Müslümansanız, bir ateistle tartışmak istiyorsanız, mutlak derecede bir ortak nokta, ortak bir düşünme tekniği ya da bazı ortak kabuller bulmanız gerekir. Diğer türlü siz elmadan bahsederken karşınızdaki de armuttan bahseder. İkisi de kendisini doğru kılar, kendisini haklı çıkartır ve olay biter. O zaman burada ortak bir norm oluşturmanız gerekiyor. Şimdi ben bu normun şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlık tarihine baktığımda, insanlık tarihindeki gelişmelere baktığımda bilimsel yöntemin dinlere göre evreni çok çok daha iyi açıkladığı, tam olarak açıklayamasa da, yani gerçeğe ulaşmada bence dinlerden daha çok çok daha başarılı olduğu çok aşikar. Bugün gündelik hayatımızda kullandığımız araçlar, evrene yönelik çıkarımlarımız ve aslında bilim birçok şeyi bilmemediğini söylemesine rağmen bildiği şeylerin İslam'a göre çok çok daha fazla olması. Murat Bey, bu konuda bilim, zamanımız çok fazla yetiyor. Yok. Osman Bey de büyük ihtimalle saat zaten 11 küsür. Osman Bey'le çok fazla da yormayalım. Başka bir sorunuz yoksa? Hayır. Son bir sorum daha var. Tabii onu da alalım bilimsel hemen hızlı bir yöntem, şekilde. Bilimsel yöntem evreni açıklarken kavramlar yoluyla açıklamaya çalışıyor. Evreni düşünsel olarak ve işlenebilir olarak bir kalıba sokmaya çalışıyor. Bunlardan en çok kullandığı dillerden bir tanesi de matematik. Matematik şu anda evreni tam olarak açıklayamasa da iyi derecede simüle ediyor. Bu durumda bilim kendisini böyle bir noktaya koymuşken ve bunun üzerinden bir çıkarım yapmaya çalışıyorken dinlerin herhangi bir çıkarımlarına bilimsel yönteme ya da bilimle ortak olacak bir noktaya dair bir kanıt altyapısı oluşturamazsa biz dinlerin yalan olduğunu Osman Bey'e nasıl açıklayabiliriz? Bir soru sorabilir miyim? Soruyu anlayabiliriz Osman Bey. Yani biraz anladım ama ben bir soru soracağım. Kırmızı Hasar 7. bölümü izlediniz mi? Osman Bey, kusuruma bakmayın, ben izlemedim. Ben açıkçası sizin argümanlarınızın daha önce biliyordum ama size ait olduğunu şu an bu programda öğrendim. Yani ben size rica ediyorum. Özellikle Kırmızı Hasar'ın tamamını da tabii tavsiye ederim ama özellikle teknolojiyle alakalı konu. Kırmızı Asa 7. bölümde var. Yani nasıl bizi büyük bir aldanmaya götürebilir? Zaten burada konu o. Yani bu din, bakın baştan diyor ki okuma yazma bilmeyen biri, Hazreti Muhammed buranın en alimi diyor. Ve siz bilimden yani bir takım teknolojileri üretseniz bile eğer bu kainatın benim sanatım olduğunu ve burada hayran olmanız, hamd etmeniz gerektiğini anlayamazsanız cahilsiniz diyor. Bak bu Kur'an'ın iddiası, ben bunu kesinlikle kabul edin demiyorum şu anda. Ama bunu bilerek konuşalım diyorum en azından. Yani Kur'an en azından ne diyor? Anlatabildim mi? Dolayısıyla ama Osman Bey şöyle bir durum var. Sizin kendi kişisel, bireysel tercihleriniz. Örneğin ben bireysel olarak Charles Teron'u çok beğeniyorum. Bu durumda ben bilim veya din yerine Charles Teron'u koyabilir miyim? Çünkü siz böyle bir şey yaptığınızı söylüyorsunuz. Bunu anlamadım ya. Yani siz dediniz ki illa bilimsel olarak Tanrı'nın varlığını kanıtlamak zorunda değilim dediniz. Ben de size katılıyorum. Doğrudur. Doğrudur. Siz kendiniz ama bir şekilde bunu da söylediniz. Bilimin açıklamalarıyla dinin açıklamalarını karşılaştırdığınızı ve Tanrı'nın yöntemini, örneğin tek bir Tanrı'nın düzen oluşturduğunu, daha doğru sonuç verdiğini, evet, düşündüğünüzü, değerlendirdiğinizi söylediniz. Ben de şu an kişisel olarak Charles Teron'u daha çok beğendiğimi ve bilime ve dine tercih ettiğimi söylesem, bu mesela benim kişisel görüşüm dışında hiçbir fayda getirmez. Zaten çünkü şöyle bir şey var. Şöyle yapalım, çok uzatmayalım isterseniz. Tamam, ben buna bir cevap vermeye çalışayım. Biz siz cevap verin, tamam. Biz Murat Bey rejide arkadaşlar de, siz arka tarafa alıp kitap hediyesi kazandınız. Tamam. Onunla ilgili Murat Bey'e de Kırmızı Asa'yı. Katıldığınız için çok teşekkürler. İyi akşamlar. Murat Bey'e de ben bir son mesajımı vereyim de Murat Bey'e. Kırmızı Asa'yı izleyip özellikle 7. bölümü izledikten sonra bizim görüşmelerimize başvurmasını bekliyorum. Ondan sonra bir daha bir konuşalım.
Tamam. Yani Evet. Evet. İlk not aldığı soru var mı Osman? Ya bu cevap son soruyu cevaplamam lazım işte. Tamam. Yani o son soruyu cevapla. Sonra 3 tane bekleyen evet, sorumuzu cevaplayalım. Yalnız en az 3-5 dakika istiyorum. Bir programda işte bitirmiş oluruz. Tamam. Şimdi buradaki temel fark şu. Din ilerlemenin teknolojiyle vesaire alakalı bir şey olduğunu söylemiyor. Yani siz daha fazla kırmızı asa 6'yı lütfen 6 ve 7'yi objektif bir şekilde izleyin. En azından iki iddia sahibi neyi iddia ediyor onu öğrenmek için. Ben bir şey değiştirsin kimse bir şey demiyorum yani. Dinin iddia ettiği şey insanın ilerlemesinin ancak daha fazla hayran olduğunda, daha fazla hamd edebildiğinde, bu elbette zorlu olmaz da, bunu daha fazla fark edebildiğinde olduğunu iddia ediyor. Kur'an bunu iddia ediyor. Yani buranın kitap olduğunu, kitabı kim ne kadar fazla okuyabilirse, bura derken evrenden bahsediyorum, kim ne kadar fazla okuyabilirse, kim ne kadar fazla buradaki manaları anlayıp, yazarı tanıyıp, yazara hayran olabilirse o kadar ileri gittiğini söylüyor. Onun dışında eğer kitaptaki harfleri istediğimiz kadar doğru ölçelim, biçelim, eğer okuyamıyorsak o kitabı, bu normal bir kitap sahibi için de geçerli, bu bir ilerleme olduğunu söylemiyor. Temel ayrım zaten burada başlıyor. Şimdi ben de burada soruyorum, bakın bir takım şeyler var. Biz maddesel olarak, ben az önce ne dedim? Atomların düzenli hareketleri bu evrende bir takım şeyler oluşturuyor ve Kur'an buna defalarca dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Bakın, 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 bakın diye. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bir sperm hücresinden insanın oluşumu. Bu sizin için bir kitap mıdır, bir maddesel bir olay mıdır? Bunu herkes kendi dünyasında karar versin. Konuşmayan, görmeyen, duymayan, aşık olmayan bir sperm 9 ay içerisinde bir insan haline dönüştürülüyor. Ve bununla ilgili biz bilimsel olarak sadece zamansal korelasyonları ortaya koyduğumuz kesin, geri kalanının inanç olduğunu zaten az önce anlattım bilimin makalesinde. Biz bundan bir mana, sizce bu bir mana mıdır acaba? Yani bununla bize bir şey anlatılmak isteniyor mudur? Birinin bize bir mesajı mıdır diye düşündüğünüz anda eğer buna karar veriyorsanız zaten Kur'an'dan yana oyunuzu kullanmışsınız demek oluyor. Hayır, bu Kur'an'dan sadece yana oyunu kullanmış olmam. Tanrı'dan yana 3-5 dakika istedim. 3-5 dakika tamam, istedim. Evet, tamam da, tamam da bunu Kur'an anlatıyor ama. İkra diye başlıyor. İkra diye bak, bu çok önemli. Bir saniye. Kur'an'ın anlattığı her şey, şu parantez içine söyleyeyim de, daha önce söylenmiş şeyler. Yani Kur'an'dan önce de anlatılıyor. Tam bu ispat ister. Sen bunu bir kırmızı asa da sen çek, yeşil asa çek, tamam mı? O Kur'an'daki zaten. Uçaktaki tamam. Ateisti anlatıyor. Hayır. O dediğini sen ateist naturalizmi anlattın. Naturalizm burada hiçbir şansı yok bir defa. Onu söyleyeyim. Yani bu anlattıklarımıza göre naturalizmin hiçbir şansı yok. Sen öbür dinlerden bahsediyorsun, onu getirebilirsin. Sıkıntı yok yani. Getir bakalım. Belki de değiştiririz. Hakikaten sen haklısındır yani. Belli olmaz yani. Şimdi burada Kur'an'ın iddia ettiği şeyler sürekli varlıkla ilgili konuşuyor. Yeryüzünün ölümünün ardından nasıl dirilttiğine bakın diyor. Bir odundan elmanın çıkması, yiyeceklerin çıkması ki lütfen evrim ağacının kırmızı asaya cevap verdiğini izlediğimiz son videodaki son kısmı izleyin. Meyveler sizin için sadece bitkilerin üreme organı mıdır? Yoksa bize sunulan bir takım nimetler midir? Mana ifade eden Allah'ın Rezzak. Kur'an'ın iddialarını söylüyorum bak. Rezzak, Münim tarzındaki iddialarını bize anlatan şeyler midir? Sen kararını ver diyor Kur'an. Bir şey yok yani, karşılığını sen vereceksin. Kuddüs diye bir iddiası var Kur'an'ın. Yeryüzü temizleniyor diyor. Yani bu atomların alttaki o sıkıcı kurallara uyması böyle kalmıyor. Bunlara makroda bakıyoruz. Yeryüzünün temizlendiğini görüyoruz. Bir takım temizlik faaliyetleri var. O zaman bunun bir temizleyen olması gerektiğini, bunu yapanın temizlik sıfatına sahip olması gerektiğini iddia ediyor. Bak mana bu. Bilimsel olarak böyle bir şey mümkün değil. Bilim bunu bulamaz çünkü kuralları gereği bu buna izin vermez. Ne Kuddüs'ünden bahsedeceksin yani? Temizlik bile bir mana ifade eden bir şeydir. Bu bile bilimsel değildir. Demek istediğim, tüm bu Kur'an'daki işte kendi nefislerinde onlara delillerimizi göstereceğiz ayetini referans alarak, çünkü biz bütün bunlarda insanı referans alıyoruz. Bütün o kainattan bahseden, mana itibariyle bahseden ayetlere baktığımız zaman ben buranın kitap olduğunu, kan örneği var mesela kırmızı asayride, kanın sürekli ayarlanıyor. İnanılmaz bir olay, inanılmaz gizem, yani her şeyin bir kere Kur'an gizemli olduğunu ve ancak bir irade sayesinde yapılabileceğini iddia ediyor. Biz bugün bu naturalizmin söylediği sebep-sonuç ilişkisinin hakiki anlamda faili açıklamadığını, bunun ancak bir inanç olduğunu fark ettiğimiz anda Müslüman olalım veya olmayalım, şu çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu anda olan bütün olaylar gizemlidir. Bu işte boşlukların tanrısı iddiasının çürütmesinin sebebi de bu. Boşlukların tanrısı iddiasının sebebi şuranın bilinmemesi işte. Bilimin söylediklerinin altındaki altı inancın bilinmemesi. Tamam,
İstersen ondan sonra Allah'a inanmayabilirsin ama şunu kesin olarak demen lazım objektif biri olarak. Biz spermden nasıl bir bebek dünyaya geliyor? Ölmüş odundan tekrar nasıl çiçekler ortaya çıkıyor? Neden bizde güzellik algısı var? Neden bizde tat alma algısı var diye milyonlarca sayabiliriz şu anda. Kur'an saymaya kalksanız sayamazsınız diyor zaten. Bunlar tamamen bizim için gizemli olaylar olduğunu, en azından bunların açıklanmadığını açıklayan herkesin, naturalizm de olsa, din de olsa, inancın savunuculuğunu yaptığını herkesin bir kere bilmesi gerekiyor. Ben bundan sonra kararı izleyiciye bırakıyorum. Naturalizm şöyle söyleyeyim. Rasyonel olarak sen karar ver yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sinan Can'ın çok güzel bir sözü var. Ben ona çok katılıyorum. Bilim evrende, yani bulduğumuz dünyada bilmiyorum diyebilen tek şey. Bilmiyorum demiyor ki. Bilmiyorum. Niye bilmiyorum ben, diye. Bilmiyorum ben, bazı şeylere diyor. Ben hiçbir şey bilmediğini söylüyorum. Açıklama anlamında bak yanlış anlaşılmasın. Fail peki, anlamında. Dinin bilmediği bir şey var mı? Fail anlamında, hakiki sebep anlamında. Dinin bilmediği bir şey var mı? Hiçbir şey bilmediğini söylüyorum. Din derken kimi kastediyorsun? Allah'ı mı diyorsun? Bir şey var mı? Allah'ı mı diyorsun? Din ne abi? Sen dedin ya şimdi naturalizm ya da din. İkisini aynı kefeye koydun. Naturalizm bir felsefi düşünce. Bilimin içerisindeki belli bir kurallar bütünü diyebilirsin. Öyle inanıyorsun. Evet. Ben diyorum ki bilim naturalist olarak baksa, materyalist de olsa bilmiyorum diyebiliyor. Bilmiyorum diyebiliyor. Yerlere ben hiç karışmıyorum zaten. Din nasıl bilmiyorum desin ya? Bilim bilmiyorum diyebiliyor. Sorun o değil. Sorun din bilmiyorum diyebiliyor mu? Din bilmiyorum derse din olmadığının ispatıdır. O zaman nasıl dinle naturalizm aynı kefeye koyup değerleneceğiz? Naturalizm bir şey uydurmuyor anlamına gelebilir. Ben şunu düşünebilirim. Niye bir şey uydurmasın? Yok. Bir saattir bir şey uydurduklarını anlatıyorum sana zaten. Bilmiyorum demiyor. Bak anlatamıyorum. Farkını hemen anlatayım. Bilmiyorum dediği yerler bu sebep sonuç zincirine oturtamadığı yerler. Mesela Big Bang'in başlangıcı. Mesela ilk canlı. Bunlara bilmiyorum diyor. Ben de zaten bunlara saygı duyuyorum bilmiyorum dediği için. Kırmızı Asa'da bilmiyorum dediği yerler üzerinden hiç vurmadık yani. Tamam, hiç önemli değil. Biz şunu anlatmaya bilmiyorum çalışıyorum. Bilmiyorum diyen bir şeyle bilmiyorum demeyen bir şeyi nasıl aynı kefeye koyuyorsun? Onu anlamaya çalışıyorum. Niye aynı kefeye koymayayım ya? Belki aynı şey. İkisi de inanç. Hayır, ikisi de inanç ama diğeri bana hangisinin rasyonel olduğu konusunda bir fikrim var. Yok değil ki. Allah tabii ki her şeyi bildiğini iddia edecek ya. Bundan daha normal ne olabilir? Şimdi, yani Allah ne diyecek? Şimdi, ben bazı şeyleri bilmiyorum. Sen her şeyi bildiğimi iddia ediyorum mu diyecek Allah? Sen şunu karıştırıyorsun. Allah olarak ya da Tanrı olarak. Sen şunu karıştırıyorsun. Din başka bir şey. Tanrı başka bir şey olabilir. Tabii ki yani. Bunu karıştırma. O zaman benim sorduğum soruya böyle cevap ver. Biri bilmiyorum diyebiliyor. Diğeri bilmiyorum diyemiyor. Hangisine bakarsın? Diyemiyor Tanrı, değil. Bilmediği hiçbir şey olmadığından olabilir mi acaba? Hayır, din bilmediğim hiçbir şey yok diyor benim. Ben her şeyi biliyorum diyor. Tamam, çok biri normal. Çıkıyor, din zaten bunu söylüyor. İstersen adına Muhammed. Din olmanın gereği budur zaten. Biri çıkıyor, istersen adına Muhammed de, istersen adına ne dersen de. İstersen İskender Evrenes ol de. Biri çıkıyor, diyor ki, ya da neydi o son çıkan Mehdi'miz? Hasan Mezarcı de. Biri çıkıyor, diyor ki, kardeşim, ben diyor her şeyi biliyorum. Bu benim kitabım, ben Allah'ın elçisiyim. Buyur. Bak Allah'ı görmedin, Allah onunla itibata geçtiğini bilmiyorsun. Allah var mı o kısmı hiç değinmiyorum bile. Öbürü de diyor ki, kardeşim ben deney yapıyorum, gözlem yapıyorum, belli kurallarım var, yanlışlanabilir kurallarım var. Ben bazı şeyleri bilmiyorum. Hangisine bakarsın? Sen şu anda insanla karşılaştırdın. Hazreti Muhammed de bilmediği şeyleri söylüyor. Sen din deyince ben onu Allah olarak anlıyorum. Muhammed'in yaşadığı bile şüpheli de. Hazreti Muhammed de bilmediği şeyleri söylüyor. Muhammed dedim ya az önce. Muhammed gelse dese kardeşim bu Kur'an bana ait değil dese ne sen ne ben yalan söyleyemez. Bu başka. Muhammed'in şahsında söylemiyorum bunu. Muhammed belki de hiçbirini söylemedi. Onu da bilmiyoruz. Belki ben peygamberi bile demedim. Benim söylediğim şu. Din, İskender İslam dini. İskender mi ne? Biriyle karşılaştırdın ya. İslam dini ne abi? Bana tarif et. Hazreti Muhammed'i mi kastediyorsun? Allah'ı İslam mı kastediyorsun? İslam dinine aklına ne geliyor? Allah da geliyor. Kur'an da geliyor. Hazreti Muhammed de geliyor. Yani peki, birini tahsis etmen lazım. Peki İslam yani. Dininden Kur'an'ı çıkartırsan aklına Allah gelir mi? İslam dininden Kur'an'ı çıkarırsan aklına Allah gelir mi? Yani bu soruyu anlayamıyorum yani. Benim zekamdan bir problem var. İslam dini Kur'an tamam. demektir. Allah tamam. demek değil. Tamam. Allah'ın bilmediği Allah, bir şey yoktur tabii Allah, ki. Allah Kur'an'ın içerisinde ortaya atılmış bir hipotezdir. Ve aynı hipotez Muhammed diye birisinin de elçi olduğunu atar. Elinde bir tane Kur'an diye bir kitap var. Bir tamam, tane neyi, kitap var. Neyi anlatmaya bu kitabın tarihsel kayıtlarını tartışmayacak. Benim anlatmak istediğim şu. Bu kitap diyor ki kardeşim ben her şeyi biliyorum. Ama öbür tarafta bir şey bu ve biz buna inanç diyoruz. Bu kitaba inanmaya inanç diyoruz basit evet, bir şekilde. Evet, diğer evet, tarafta her şey inanç zaten. Naturalizm inanç diyor şey ki, yok. Naturalizm diyor ki bazıları yanlış söylüyor, bazıları eksik söylüyor ya da bazıları fazla söylüyor ya da kendisini fazla abartıyor kısma değmiyor. Naturalizm diyor ki kardeşim ben bazı şeyleri bilmiyorum.
Tamam. Bana bilen sence lazım zaten. Bilmem değil ki. Yaklaşıyor olabilir ve nasıl aynı olabilir? İkisi aynı de inanç olamaz zaten. İnanç olsaydı bilim felsefesi, inanç olmuş olsaydı her şeyi o da biliyorum demesi gerekiyordu İslam gibi. Hayır, alakası yok. Bu ikisindeki fark şuradan kaynaklanıyor. Birisi Tanrı'dan geldiğini iddia ediyor. Diğeri beşerden geldiğini iddia ediyor. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini iddia eden her şeyi bildiğini iddia edecek. Beşerden geldiğini iddia eden başka bilmediği şeyler olduğunu söyleyebilir. Bunda anormallik ne var? Neyi çürütüyor bu? Hiçbir şey anlamadım yani. Bu neye ispatladı şimdi? Bu şunu ispatlamış oluyor. Bence elmalarla armutları çok birbirine karıştırıyorsun. Elmalarla armutları mı birbirine karıştırıyorum? Evet. Tamam, sen öyle diyorsan öyledir. Aynen. 3 tane sorumuz kalmıştı. Onu hemen şey yapalım. Bir de ben sana dedim ki telefon konuğumuz hala telefonda mı? Evet. Osman Bulut'un telefondan önce bana sorduğu bir şey var. Bilimsel olarak neden bebekleri öldürmüyoruz konusu vardı. Yani öldürmediğime dair beni bilimsel olarak ikna et. Öldürmeyeceğime dair. Öldürmeyeceğe dair bilimsel olarak ikna etmem ama insanlık neden öldürmüyor dair. Onunla ilgili ikna edeyim. Mesela çünkü yarın gidip bir çocuk ben öldürebilirim. İnsanlık... Bir şey diyemiyorum. Tamam, niye bir şey diyemiyorsun? Hani benim bilimsel olarak ikna etmen lazım. Bilimsel olmayan bir şeyi kabul etmiyorduk. Ne oldu? Çünkü insanın şöyle bir olasılığı ihtimali var. İnsan farklı evrimin gerektirdiğinin dışına çıkabilecek bir yapıya sahip. Bu yüzden evrimle ilgili hatta bakarsan ahlaki evrim ya da işte nasyonalist evrim, bu tür evrim görüşlerine bakarsan aslında insan doğa olarak, yapı olarak doğaya uymaz. Şimdi evrimin genel kuralı nedir? Doğal seçilimdir. Yani doğaya uygun olarak hale gelmesidir. Bugün dünyada örnek veriyorum. Bir kaplan 3 tane yavru doğurur. Bunun bir tanesi erişkinliğe erişir. 2 tanesi kalır. Bu nedenle bu o kaplanın, erişkinliğe erişen kaplanın tabii ki doğaya uyum sağlama kapasitesi daha yüksek olduğu için o neslini daha çok devam ettirebilir. Bazıları tam bunu yapamazsa, örnek veriyorum kılıç dişli kaplan gibi, onlar yok olurlar. Ama insanın bir özelliği var. İnsan kendi kendisine şöyle bir şeyi geliştirmiştir. Empati dediğimiz bir şeyi geliştirmiştir. Bunun da evrimsel nedeniliği şudur. Biz bundan yaklaşık bir 500 bin sene önce insanlık tek bir ortak atası vardı. Haydnbagansisler. Ve bunlar ikiye ayrıldılar. Biri Kuzey Avrupa'ya gidip Neandertalleri evrildiler. Geri kalanlar da Homo sapienslere evrildiler. Homo sapienslere evrilenler... Çocuk çok... öldü zaten ya. Sen beni ikna edene kadar çocuk öldü şu anda yani. Hangi çocuk? Çocuğu öldürmeyecektim ya, beni ikna edecektin. Bilimsel olarak. Ben seni bilimsel olarak ikna edemem ama bizi izleyenler herhalde ikna edebilirim. Çünkü kafasında çocuğu öldürmeyi koyan birisini ikna edemezsin. Tamam, o zaman çocuk öldürmenin ahlaksız olduğunu niye söyleyeceğiz? Bilimsel olarak. Çünkü biz Homo sapiensler bu... Tamam, çocuk öldürmeyenler elendi falan diyeceksin. Diyelim öyle oldu. Ben bugün şu anda... Hayır, öyle demeyeceğim. Bırak ne diyeceğimi ben söyleyeyim. Tamam, sen 4 dakika istemiştin. Yani çok bana da bir 4 dakika ver istersen. Yavaşça bana da bir 4 dakika tanımla istersen. Bak ben kesmiyorum. Peki. Biz Homo sapiensler yaklaşık yani... Belki de iki haneli rakamlarla tabir edebileceğimiz rakamlara inene kadar birçok kayıplar verdik. Nedeni Hindistan adasının çarpması vesaire. Yani iklimin değişiklikleriydi. Ve insan Homo sapiens şunu geliştirdi, ortaya attı. Empati dediğimiz bir şeyi ortaya çıkarttı, insan beyni. Onda şunu tespit etti. Eğer geleceğimi planlayamazsam ölürüm. Bu tamamıyla insanın kendi kendine yarattığı bir ahlak sistemiydi. Bunu da nasıl yaptı? Daha önce de söylemiştim. Birçok konferansımda da söyledim. Bunu yapmasının tek nedeni susuz kalmış olmasının, aç kalmış olmasının, su biriktirmesine, yiyecek biriktirmesine ve geleceğini planlayabilmesine gitti. Bu ilk adımdı. Bundan sonra insanlar şunu gördü. Bu sadece insanlara gözüken bir şey değil. Hayvanların bile çocukları öldürmemesinin, yani bebek yavruları bazılarını öldürmemesinin nedeni de budur. Çünkü öyle bir şey geldi ki, insanlık öyle bir duruma geldi ki şöyle bir şey söz konusu oldu. Şeyle ilgili olarak söyleyeyim. Çocukları öldürmemekle ilgili olan. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmama kuralını geliştirmeye başladı. Çünkü kendisine yapılan bir şey kendi neslinin devam ettirilmemesi anlamına geliyordu. O yüzden de çocukları öldürmedi çünkü kendisi de bir çocuktu. Kendi çocukluğunu geliştirmek adına başkasının çocukluğunu öldürme. Ama buna uyarsın, uymazsın. Bu insanın da elinde olan bir şey. Çünkü empatiyi geliştiren insan aynı zamanda farklı empatiler de geliştirmeyi başardılar. Bunlar ne olabilir? Para kazanmak, hırs kazanmak ya da
nörolojik bazı sebeplerden dolayı da çocukları öldürmek olabilir ki bununla ilgili birçok çalışma var. Yani tamamıyla şeyden kaynaklanıyor. Beynin yapısının gelişiminden kaynaklanıyor. Bununla ilgili birkaç hani kötülüğün nedeni nedir diye birkaç belgesel de izleyebilirsin hatta. Ve biz bugün toplumumuz olarak şunu anlama geldik. Eğer biz çocukları öldürürsek toplum olarak devam edemez hale geliyoruz. Çünkü bizim tamam, niye devam edelim ki? Niye devam etmeyelim ki? Niye devam edelim? Bilimsel olarak beni ikna et diyorum. Ben sana diyorum ki niye toplum? Amaç bu. Evrimin tek amacı vardır. Devam etmek. Tamam, evrim kim abi? Ben sana bugün beni ikna et diyorum. Ben evrime uymak zorunda değilim ki. Kaldı ki millet uymuyor işte çocuk öldürenler. Ne diyeceksin onlara? Ya millet ben yine de uymuyorlar. Tamam uymuyorlar. Bana bir ahlak yasası koy. Bilimsel olarak koy bunu. Koy. Kendine yapılmak istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Tek ahlak yasası. Bu ancak bir anaokulu kuralıdır. Bak şu anda seni izleyen bilim felsefecileri bile, ateist olanlar bile bu açıklamandan utanırlar. Kendine yapmak istemedin. Niye? Buna kimse uymuyor ki ya. Bu arada niye uymayanlar niye uymuyor o zaman? Bu kuralı ben niye kabul edeceğim? Bak bilimsel olarak bir şeyin bana ispatlanması demek, bunun kanıtlanması demek. Bana bunu niye kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi niye başkasına yapmayacağım? Buna niye ikna olacağım bilimsel olarak? İkna olmanın sebebi şundan kaynaklanıyor. Çünkü sen bu şekilde evrimleştin. Tamam ben bu şekilde bak bugün uymuyorum ama. Uymuyor işte uymayanlar. Niye? Evrimleşenler niye uymuyor? Çünkü ya onları yetiştiren toplum o yapısı o şekilde farklı dedim ya. Tamam demek ki öyle bir kural yok. Tamam demek ki olabiliyor işte. Gelebiliyor tamam olabiliyor. Bugün ben biri geldi öldürecek tam çocuğu öldürecek. Sen diyorsun ki bilimsel olarak bu yanlıştır diye böyle bir şey demem mümkün değildi. Bak bunun dürüst cevabı şudur. Bilimsel olarak böyle bir şey mümkün değildir tabii ki. Bilim çünkü buna ilgilenmez. Bunu demek çok kolay. Bak sizin bu tavrınız özellikle bak sana benden bir ipucu. Sizin bu tavrınız benim... Daha fazla teyzimde kalmama sebep oluyor. Çünkü bak şurada bile dürüst davranamıyorsunuz ya. Çok kolay bunun cevabı ya. Bak bunun cevabı çok kolay. Ahlak tabii ki bilimsel değildir. Bunu deyince bir şey mi diyorsun? Osman Bulut demen lazım bana normalde. Ahlak tabii ki bilimsel değildir. Mana tabii ki bilimsel değildir. Sanat tabii ki bilimsel değildir. Biz bunu tersine bir şey mi söyledik diye bana esasında itiraz etmen lazım şu anda ama hala ahlakın bana bilimsel olduğunu savunmaya çalışıyorsun. Ben bugün çocuğu niye öldürmeyeceğim bunu bana anlatamıyorsun. Yani ben... veya öldüren birini biz niye hapse atıyoruz? Öldüren birini biz niye hapse atıyoruz? Sen hakim olsan veya niye kendi dünyanda bunu ahlaksız kabul ediyorsun değil mi? Çocuk öldürenleri evet, bugün, kızıyor bunu, musun? Bugün şununla ilgili bir gelişme var. Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Kötülüğün yok edilmesiyle ve nörolojik çalışmalarla ilgili. Bu bilimsel bir çalışma. Tamam nedir o abi? Örnek veriyorum. 20 kişiye tecavüz etmiş bir kişinin beyin yapısıyla tecavüz etmemiş bir kişinin beyin yapısı arasındaki farkları inceleniyor tamam, şu anda. Tamam çok güzel. Nöropsikoloji deniliyor biliyor musun? Tamam 20 kişiyi öldüren birinin beyni farklı değil mi? Aynen. Tamam. Niye hapse atıyoruz onu? Adamın beyni farklı. Çünkü adamın farklı olan beynini topluma saldığımız zaman o öldürmeye devam edecek. Tamam. Adam suçlu değil ki ama. Niye adamın atomla... Suç ne? Suç ne? Bilimsel olarak suç ne? Bana bunu anlatır mısın? Ha, şöyle bir şey anlatamadım. Bir insanın cezaevine atmak sadece bir ceza değildir. İki, üç amacı vardır hatta. Ceza aslında en görünen aşamasıdır. Bu bir diyelim. İkinci aşaması toplumdan soyutlamaktır. Üçüncü aşaması niye ıslah etmektir. Niye toplumdan soyutluyorsun? Suç işlemedi ki adam. Beynindeki bir takım atomlar onu hareketlendirdi. Sen benliği de kabul edemezsin çünkü. İradeyi de kabul edemezsin bilimsel olarak bunlar. Bak buralar da çok önemli. Az önce diyecektim. Bak, bak bir saniye. Şuraya bana bir dakika 60 saniye izin ver. Az önceki arkadaş onu da cevaplayayım. Bilimsel olarak biz iradenin varlığını bile bulamıyoruz. Yani biz tamamen fiziksel... kuralların önceki deterministik kuralların devamıyız. Şu anda senin ateist olman veya benim Müslüman olman tamamen fiziksel süreçlerin sonucu. Benim mantıksız olduğumu düşünemezsin şu anda. Ben de senin düşünemem bilimsel olarak. Çünkü biz fiziksel süreçlerin sonucuyuz. Bu sizi ikna ediyorsa naturalizmin yoluna gitmeye devam edebilirsiniz. Az önceki arkadaşa söylüyorum. İradeyi bile senin elinden alıyor. Senin benliğini elinden alıyor. Sen kimsin ki? Sen vücudundaki, beynindeki milyonlarca atomun sağdan sola soldan sağa gezmezsin. Sağdan sola soldan sağa gezmenin olduğu yerde suç ortaya çıkmaz. Biz birini bıçakladığımız zaman, bir çocuğu bıçakladığımız zaman bıçağı niye hapse atmıyoruz da adama atıyoruz? Bilimsel olarak ikisinin birbirinden hiçbir farkı yok ki. O da atom yığınları, bu da atom yığınları. Hatta çocuğu öldüren en nihayetinde bıçaktaki atomlardır, bendeki atomlar değildir. Beni suçlamanın sebebi, bana kızmanın sebebi, hatta kötülük sorunu, neden kötülük var sorunu, kötülükten bahsedebilmenin sebebi insanın iradesi olduğunu, maddesinin ötesinde bir şeyin olduğunu işte hepimizin bilmesidir. İşte nöropsikoloji nöropsikoloji ve gelişen bilim bunun tam tersini söylemeye çalışıyor. Tam tersini söyleyebilir. İşte bu yüzden pedofilileri aynen. Bu yüzden aynı senin dediğin sebeple bir tıp öğrencisi
7-8 ay önce zannediyorum TED konuşmasında pedofilileri aklamaya çalıştı. Çünkü dedi ki ya bu pedofillere siz kızıyorsunuz ama dedi bunların beynindeki bir takım değişikliklerden kaynaklı olarak bunlar buna ilgi duyuyorlar. Niye kızıyorsunuz dedi. Bak aklıyor benim önümde görüyor musun? Haklı halbuki. Kendi dünyasında haklı. O da beynindeki bir takım değişmeler varsa. Çocuğu öldüren de öyle. Az önce empati sinirlerinden bahsettin. Adamın empati duyguları çalışmıyor. Niye suçluyoruz adamı o zaman? Niye kızıyorsun katillere? Kızmaman gerekir. Anlamadığım bir nokta var. Bir şey, toplumu bir şey kızmış olması, bilimin kızması anlamına gelmez bu bir. Ben toplumda senden bahsediyorum. Çocuğu öldürene kızıyor musun, kızmıyor musun? Ben çocuğu öldüren kişiye kızıp kızmamam benim şahsi düşüncem. Tamam, şahsi fikrini soruyorum. Şahsi fikrini soruyorum. Şahsi fikrim tabii ki kızarım. O ayrı mesele. Niye kızıyorsun? Ama... Bilimsel davranmıyorsun o zaman şu anda. Ben Allah'ın varlığını delillerini getirdiğim zaman benden bilimsellik istiyorsun. Hayır, kızmamın sebebi belki adamın şahsı olmayabilir ama. Ne olabilir ya? O adamı yetiştirdiği toplum. Adam suçlu değil o zaman. Tamam güzel. Adamın yetiştirdiği toplum vesaire. O zaman adamı hakim olsan adamı hapse atmayacaksın. Diyeceksin hayır, nerede ki kısmı? Nerede kısmı? Şimdi bir yetiştirildiği insan... toplumu suçladın. Adamı hayır. Suçlamadın ki. Anlatamadığım bir nokta var. Olayın, bir etmenin tek bir suçlusu olabilir diye bir kaydı yok ki. Peki ben burada yorumu izleyiciye bırakacağım. Ya yani sen yorumu izleyiciye bırak. Bak, ben izleyiciye bırakmadan bir açıklama yapayım. Tabii yapacağım. Sabaha kadar yap. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Birincisi. Bir robot yapıyorsun. Yaptığın robotun amacı insanlara hizmet etmek. Ama bu robot senin yaptığın bir hatadan dolayı insanlara hizmet etmeyip zarar vermeye başlarsa bu robot suçlu değil, ben suçluyum, beni cezaevine atın demezsin. Robotu alırsın, denetimi alırsın. Cezaevine mi atarsın? Robotu cezaevine atmaya, robotu neye alırsın? Toplumdan uzaklaştırırsın. Kesinlikle yanlış. Çok güzel bir örnek verdin. Aynen. Ben sana hemen onu anlatayım. Aynen. Tabii ki. Olayı kelimeler olarak algılama. Robotu cezaevine atmak diye, robotu cezaevine atmak değil. Robotu ne yaparsın? Toplumdan uzak. Cezaevinin amacı nedir? Çok bu güzel suçu, bir örnek verdin aslında ama kendini. Suçu işleme kapasitesi olan. Robot suç işler mi? Mesela robot. Silahları da bir robot olarak düşünebilirsin. Ben sonuçta bir aracı kullanıyorum. Suçu niye neyle, insanları hapse atıyoruz da silahları atmıyoruz? Suçu neyle tanımladığına bağlı. Kimisine göre bağlı. Ben de onu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum işte. Suçu bilimsel olarak asla tanımlayamazsın. Bak daha bunu bile kabul etmezsen... Suç hukuksal bir konudur. Bilimsel bir konu değil ki. Niye bilimsel olarak tanımlayayım? Çok güzel. Buraya gel işte. Bir saattir niye konuşuyorsun ki o zaman? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum işte. Hukuksal konu ne demek? Bilimsel olarak suç diye bir şey yoktur. Kötülük yoktur, iyilik yoktur. Demek ki bunu şunu anlatmak için söyledim ben. Demek ki bilimsel olmayan şeyler de varlıkta yerini alabilir ve onlara hurafe muamelesi yapılmaz. Bir şeyin bilimsel olmaması onun hurafe olduğu anlamına gelmez. Ahlak böyledir, sanat böyledir, mana böyledir. Yoksa eğer öyleyse bütün hukukçular şu anda bilimsel olmamakla suçlamamız gerekirdi onları. Arkadaş, ama bilimin şöyle bir çalışması var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Suç, ceza, hukuk. Bunun maddede karşılıkları var diyorsun sen. Ben anladım. Tamam, beyinde karşılıkları var. Bunun beyinde karşılıkları var. Bu bilimin konusuna girer. Yani bir şey hukuksal olması bilimin konusuna girmeyeceği anlamına gelmez. Girebilir. Bilimin konusuna girmesi, o kişinin suçlu olup olmaması, ceza alıp almaması, nerede yatıp yatmaması, cezaevine mi alacaksın, hapse mi atacaksın, başka bir yere mi atacaksın konusu değildir. Bilimin konusu şudur. Bu kişi niye suç işlemiş? Bu soruya cevap bulursun, bunun çözümünü bulursun, bu bilimseldir. Bunun nöropsikolojik etkileri varsa bunu araştırırsın, deneylerle gözlemlenebilir bir şekilde ilaçlarını bulursun ya da tedavisini bulursun ya da başka bir şey yaparsın. Bu farklı bir şeydir. Bu o kişinin suçlu olup olmaması, ceza alıp almaması o toplumun hukuk sistemiyle alakalı olan bir şeydir. Nitekim Kur'an zinayı suç olarak kabul eder ama bizim toplumumuz zinayı suç olarak kabul etmez. Bunun bilimsel bir tarafı yoktur. Zina, işte, ben de onu anlatmayacağım. Demek ki bilimsel tarafı olmayan şeyler de hayatın içinde yerini alır ve biz buna hakikat muamelesi yaparız. Hakikat muamelesi yapmayız. Zinanın suç olması mı hakikat, olmaması mı hakikat? O tartışmalı bir konu. Seninle evet. ortak noktaya girelim. Tartışmalı hakikat değildir o zaman. Ortak noktaya girelim. Çocuk öldürmek konusu. Ondan konuşalım. Çocuk öldürmek konusu senin için ahlaksızlık mıdır? Anlatamadım, bir nokta var. Şuna ahlaksızlıktır diyemiyorsun ya. Çocuk öldürmek konusu senin için ahlaksızlık mıdır diyorum. Ahlaksızlıktır diyemiyorsun. Sen bana ahlakı tanımını yapman lazım ki ahlaksız mı diye cevap. O zaman tartışmalı. O zaman tartışmalı. Çocuk öldürmek konusu tartışmalı buna göre, değil mi? Daha tanım yapmadım. Tartışmalı. Önce bir tanım yap, ondan sonra konuşayım diyorsun. Ya çocuk öldürülmesi konusu tartışmaya açık bir konu mu ya? Çocuk öldürmesi konusu tartışma açık değil. Ahlaki olup olmaması tartışmaya açık. Ahlaklı da olabilir o zaman. Çünkü şöyle. Toplumun neyi ahlaki gördüğüyle alakalı bir şey. Sen 9 yaşında çocukla peygamberini evlendirmeyi ahlaki olarak görmezsin.
benim peygamberim 18 yaşında bir kızla evlendi dersin. Ama yani Arap birisi diyorsun. Arap birisi 9 yaşında bir kızla pedofili yapmasını ahlaki olarak görür. O da onu ahlaki olarak görür. Ha, yani bir çocukla zaman... bir çocukla evlenmek ve cinsel ilişkiye girmek ahlaklı mıdır? Ben diyorum ki o zaman sen bir topluma soruma gitken... cevap verir misin? Soruma cevap. Efendim, misin? Ne soruma cevap... söyledin? Bir çocukla cinsel ilişkiye girmek ahlaklı mıdır? Değildir. Ben İslam'a bunu göre ahlaklıdır. Bu bilimsel değildir. Hayır, İslam'a göre de değildir. İslam'a göre de ahlaklıdır. Hayır. Çocuk olduğu sürece giremez. Şunu anlatmaya çalışıyorum en son. Eğer son dediklerin doğruysa... Bence tamam. Kaynak olarak, bak programın başından beri söylediğin kaynak olarak ilettiğim, ben kaynağımı Kur'an'da alıyorum. Kur'an, Allah filan. Bence Kur'an araştırman lazım. Bu konu önemli değil de şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen eğer son dediklerine göre çocukların öldürüldüğü bir topluma gitseydin o insanları ayıplamayacaktın son dediğine göre. Çünkü onlar toplumsal olarak bunu kabul etmiş diyecektin. Benim ayıplamamam benim ahlak kuralım. Evet, bu çünkü değildir. bu çünkü senin naturalizmin seni getirdiği nokta bu. Az önceki arkadaş bunun ne kadar rasyonel ne kadar ahlaklı olup olmadığını kendi vicdanında ölçsün bitsin. Ben işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, naturalizm seni götüreceği nokta budur işte. Ama tamam ölçsün bitsin de şunu anlatmaya çalışıyorum. Beni bırak. Muhammed bugün bu topluma gelse 9 yaşında bugün bir yasa tasarımız var değil mi? Çocuk yaşta evlilik işte biz aile tecavüzcü aileyiz diye. Bizim kanunumuz diyor kardeşim 13 yaşında bir kızla evlenmek tecavüzdür diyor. Muhammed gelse bunu ahlaklı mı görecek ahlaksız mı görecek? Buna bakarsan Muhammed ahlaklı görecek. Telefon yayınımızdaki yani telefona katılmak isteyen izleyicimizin hangisi olduğunu anlayamadım rejideki arkadaşlarımız. Ya bu arada Kırmızı Asa'nın ne kadarını konuştuk çok merak ediyorum yani. Benim ümitlerimi yani... boşa çıkardın Ahmet. hangi konu katılacak onu anlayamadım arkadaşlar. Bir telefon konumuz varmış ama. Tamam. Birinci katılacak kişi Ankara'dan. Ankara'da 20 yaşında Alperen Yüksel. Sorusu şu, ben hemen okuyayım. Fizik yasalarını birilerinin kontrol ettiğini nasıl kanıtlıyorsunuz? Alperen Bey'i alabilir miyiz arkadaşlar? Bu arada 2 saat dedik, 3 saate geliyoruz. Alperen Bey, programımıza katıldınız. Bizi duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Yani sorunuzu bir de sizden alalım. Şu an peki şeyden mi? Canlı yayındasınız. Direkt buradan şey yapabilirim değil mi? Aynen. Ben Osman Mutlu duyamıyorum yalnız şu an. Evet, ben duyuyorum. Sen de beni duyman lazım. Tamam, şimdi Evet, şu an duyuyorum. Hani Osman Mutlu sorum, o yüzden. Kırmızı Asal serisinde şöyle diyordu. Hani yasalar iş yapmaz, işte bir cami projesi, cami inşa etmez vesaire diyordu. Bu yasalarla ya da işte Türkçe kuralları cümle yazmaz vesaire diyordu. İşte nasıl olur da evren kuralları hani bizim güya kendimiz koyduğumuz kurallar bu evreni yönetiyor vesaire diyordu. Şimdi benim sorum şöyle. Hatta sorudan önce bir şey açıklamak istiyorum. Bu ikisi çok farklı şeyler. Hani bu bizim kendi koyduğumuz beşeri kurallar. Mesela Türkçe yazım kuralları vesaire. Ve evrende gözlediğimiz kurallar. Bunlar tamamen ayrı şeyler. Bunları bizimden ayırmak gerekiyor. Bunların daha farkını bilmeyen birisinin evren yorumu yapması ne kadar mantıklı olabilir? Neden ayrı şeyler olduğunun ispatını alabilir miyim? Şöyle birisine sen koyuyorsun. Mesela kalemi yere attığında düşeceğinin garantisini sen vermiyorsun. Şöyle diyorsun. Hani binlerce kez, yüz binlerce kez sen bunun tekrarını yapıyorsun. Atıyorsun kalemi yere, kalem düşüyor. Ama mesela Türkçe kurallarını sen belirliyorsun. Kafana göre belirliyorsun. Oraya virgül de koyabilirsin, nokta da koyabilirsin. Şimdi sen de şöyle diyeceksin. Bunları koyan birisi olamaz mı diyeceksin. Hani sürekli kalem attığını yere düşeceğini belirleyen birisi olamaz mı diyeceksin. Olabilir. Tabii ki de olabilir. Ama senin bunu ispat etmen gerekiyor. Nasıl ispat etmen gerekiyor? Mesela bilimsellik diye tutturuyorsun. İşte bilimselliğe şöyle uyar böyle uyar diye. Mesela şöyle diyelim. Sen savunuyorsun ki işte uçan bardak bu kalemin yere düşmesini sağlayan bir şey. Tamam mı? Uçan bardak bunu yapıyor. Sen peki bunu nasıl bilimsel olarak ispat edebilirsin? Çok basit. Çok basit. Gerçekten. Kaleme bir negatif kontrol yapacaksın. Kalemi alacaksın, atacaksın hiçbir şey yapmadan. Düşüyor mu? Düşüyor. Harika. Şimdi diyeceksin ki peki benim normal pozitif kontrolüm nerede? Pozitif kontrolüm de şu olacak. İşte uçan bardağı diyeceksin ki bu şeyi attığın zaman, kalemi attığın zaman yere düşmesin. İşte ne yapmak istiyorsan yap. Etrafını 10 kere dön. İşte al diğer bardakları ona fırlat. İşte ne ritüel yapmak istiyorsan yap.
kanıtlamak istiyorsun ya. Ondan sonra attığın zaman kalemi havada dursun. İşte uçan bardak eğer bunu kontrol ediyorsa, bu yasaları kontrol ediyorsa kalemin de havada durması gerekiyor. Yani bir şekilde bunu bilinçli hareketle dönüyor. Uçan bardak benim emrimi dinlemek zorunda mı? Dinlemiyor belki. Peki dinleyeceğini şey yapıyorsa, hani dinleyeceğini söz veriyorsa, dinleyeceğini vaat ediyorsa, ha bir de şu var işte, kendini kanıtlama zorunluluğu var. Bu da tabii daha detaylı bir soruya girmiş olacağız ama kanıtlama konusunda şöyle, hani sen bahsediyorsun ya hani bütün videolarında, bu işte uçan bardak her daim sadece Big Bang'i yaratan ya da Big Bang'in öncesindeki kuralları koyan bir şey değil. Her an ve an bu evrene müdahalesi olan bir şey diyorsun ya, işte müdahalesi olduğunu göstermesi için harika bir örnek. İşte atacaksın kalemi ve düşmeyecek. Aynen. Ya da işte ne yapması kanıtlamak istiyorsan. Yani bu sadece basit bir örnekti. Yani Allah neden fizik yasalarının dışına çıkmak istemiyor? Onu mu sormak istiyorsun? Evet. Aynen. Çünkü ya öyle bir şey yoktur ya da ya da biz fizik yasalarını Allah bilmiyorum. Diyoruz. Evet, güzel. Aslında iyi bir soru. Fizik yasalarının... Önce konumuza ilgili. Alperen Bey, sizi ilerideki arkadaşlarımız diğer odaya alacaklar. Kitap kazandınız, haberiniz olsun. Ama belki kitabınızı bana tekrar etmeyin. Cevap verir. Yani ama cevap işte, hakkını elinden alıyorsun. Gerekiyor. Cevap vermen aynen. Gerekiyor. Aynen. Şöyle, İyi tamam, o zaman hani, öyleyse bırakalım. Fizik, özellikle hani kuantum bilgisi vesaire olmadığı için hani bu kuantum yasalarını sadece düzenli bir şey olarak algılıyor. Hani olasılık var falan diyor. Hatta Schrödinger denklemi falan var diyor. Ama o Schrödinger denklemi dahi sadece olasılığı gösteren bir şey. Yani bunlar tamamen rastgele, random olaylar. Hani belli bir kural çerçevesinde değil. Bunu kurallı yapan biziz. Bizim algılamamız için. İsminiz neydi? Alperen. Alperen. İlk soruma cevap alacağım. Hani bilmediği için ben çok eminim. Çok kısıtlı bir zamanımız var. Çok geç bir saate geldik. Hani kısa benim arkadaşlar. Benim bir sorum. Tamam. Benim bir sorum. Her cevap bekliyorum. O yüzden cevap bekliyorum. Arada düzeltmem gerekebilir. O yüzden yan odaya almazsınız. Tamam Alperen Bey, ama çok uzatmayalım. Buyurun Osman Bey, dinliyor size. Bizim günlük hayatta yaşayabilmemiz için, adım atabilmemiz için belli başlı düzenliliklerin olması gerekiyor. Hayatın yaşanabilir olmasının ve bizim bilim yapabilir olmamızın. Bilim gerçi yapmamız şart mı diyeceksin ama yaşayabilir olmamızın en önemli, yani neden yaşayabiliyoruz? Bir takım kurallar olabildiği için yaşayabiliyoruz. Ben ateşi ocağa koyduğum zaman bir yansaydı, bir donsaydı böyle bir hayatta yaşayamazdık. Veya birini bir yerden itiyorum, bir aşağı düşüyor, bir yukarı çıkıyor. Böyle bir dünyada insan bir saniye bile yaşayamazdı. Ancak belli bir düzenin olduğu dünyada insan yaşayabilir. İşte buraya parmak basmam gerekiyor. Burada belli bir düzen diyorsun. İşte düzen kavramını anlamadığın, hatta işte kuantum fiziği bilmeden evren yorumlamaya çalışmanın hatası buradan kaynaklanıyor. Mesela dedin ya, kırmızı asada da diyorsun hatta bunu. İşte daima sıcak, soğuktan, işte pardon, hani sıcaktan soğuğa bir ısı alışverişi var diyorsun. Hatta işte soğuk daha ısınır, işte sıcak daha da soğur. İşte bunda mükemmel bir yasa vardır, uygunsuzluk göremezsin diye. Ama kesinlikle yanlış bir şey bu. Soğuk daha soğuk olabilir, sıcak daha sıcak olabilir. Bu ısı transferi ve termodinamik kuralları tamamen kuantalara bağlı bir şey. Bu kuanta dediğimiz şey de bu ısı bilimleri, bu microstate şey, bu kuantum düzeyinde mikro durumlar var. İşte entropi de bu mikro durumlara ölçümüyle hesaplanan bir fonksiyondur aslında. Bu lütfen Alperen Bey ya. Bir dakika. Orada bir düzen yoksa nasıl hesaplıyoruz? Bitirmeme izin ver. Tabii. Şimdi bu mikro durumlar var. Kaç tane mikro durum olduğu yine bir sürü bilimsel metotlarla biliniyor. Bu mikro durumlarda bu kuantaların, yani senin ısı olarak algıladığın şeylerin durumları belli oluyor. Tamam mı? Buraya kadar anladın mı? Hani kuantalar var. Tamam mı? Bu ısı olarak senin bildiğin şey. Bunlar bu mikro state'ler, yani şey işte mikro durumlar arasında. Kaç tane mikro durum olduğu oluyor. Biliniyor dedin değil mi? Evet, biliniyor ve bu mikro durumların durumu kesinlikle net bir şekilde bilinemiyor. Bu mikro durumların belli bir olasılığı var. Sistem ne kadar büyüdükçe o fonksiyon o kadar belli bir deterministik yapıya yaklaşıyor. Ama asla deterministik olmuyor. Limiti belki hatırlarsın.
liseden ya da üniversitede işte kalkülüs gördüysen limiti hatırlarsın. Mesela limit sıfıra gittiği zaman sıfır artı ya da sıfır eksiye gidiyor. Ama asla sıfır olmuyor. Asla sıfır değildir. Bu da aynı şekilde. Bir deterministik yapı sen görebiliyorsun ama onun kuantum düzeyinde asla deterministik olduğu anlamına gelmiyor. Sadece yaklaşıyor o duruma. Niye yaklaşıyor? Niye yaklaşıyor? Yaklaşmasın. Nasıl yaklaşmasın? Yaklaşmasın. Kaos yok mu? Kaos yok mu? Orada kaos yok mu? Yaklaşmak kaos zorunda değil ki. Kaos var. Kaos niye yaklaşıyor? Ki. Ama şimdi neden yaklaşıyor söyleyeyim. Kuantum durumları, kuantum işte mikro durumlar çok fazla arttığı zaman bu düzensizlik de arttığından dolayı bunların ortada buluşma yani bu işte nasıl diyeyim ısı alışverişinde bu ortada buluşma olayı var. Ne kadar düzensizlik artıyorsa onların bir köşeye çekilme olasılığı bu kuantaların tek bir maddeye çekilme olasılığı da azalıyor. Yani bu niye azalıyor? Bir, bana bir 30 saniye verir misin? Bak 30 saniye hemen verir misin? Hemen veriyorum. Sen niye azalıyor diyorsun? Çünkü bu olasılık yani basit bir olasılık bir şey bu. Tamam tamam. Zaten benim dediğim sevgili Alperen Bey. Benim dediğim nokta tam da orası. Bak bir şeyleri belirliyorsun. Bak azalıyor diyorsun, artıyor diyorsun. Bu kaos da mümkün değil diyorum işte ben de. Yani bir şeyin önceden azalıp azalmadığını, bir yere yaklaşıp yaklaşmadığını olasılıksal olarak bile biz tespit edemezdik eğer orada gerçekten bir kaos olur. Çünkü kaos bir sonraki anı olasılıksal olarak bile bilemeyeceğin bir yeri ifade eder. Böyle bir dünyada fizik yapılmaz. Kuantum fiziği de yapılmaz. Sanırım öyle olaylar da var. Sana örnek verebilirim. Öyle bir sürü teorik olaylar var. Tamam şöyle yapalım Alperen Bey. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hani başka konuklarımız da olduğu için söylüyorum. Bu soruyu burada bırakalım isterseniz. Tamam, şunu da bir ekleyeyim Alperen Bey'e. Yani, hayır. Madem yani, Alperen Bey'e söz vermeyeceğiz. Yani, o zaman onu da eklemeyelim. Evet. Eşitlik olması açısından söylüyorum. Belki gelir katılır yayınlara sonradan diye bir fikir vereceğim sadece. Şöyle bir şey yapabiliriz. İleriki programda yine kırmızı asayla program yaparız. Osman Bulut bizle ilgili bir problemi yok değil mi? Ben bir daha gelmem demiyorsun herhalde. Ya ben bir daha bilmiyorum yani bugün gelirim niye gelmeyeyim de 3 saat harcadık. Kırmızı asa argümanlarından zannediyorum bir tanesini tartışabildik. O zaman şöyle yapalım Alperen. Yani ben hepsini tartışmak isterim ama hepsi zaten cahilliğe dayalı yani o yüzden tabii, bunları düzeltmek istiyorum. Tabii öyledir. Biz de bekliyoruz işte cahilliğe dayalı bir yılları bekliyoruz. Mesela sen diyorsun ki olay evet. Şöyle yapalım. Tek bir şey söylemek istiyorum. Tek bir şey söylemek istiyorum izninizle. Buyurun lütfen. son bir cümle lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaş dedi ya hani eğer kaos olsa tamamen kaos olsa bunun olasılığı daha hesaplanamayacak olaylar var. Olaylar olabilir diyor. Böyle bizim bir sürü yani fiziksel olarak değil biyolojik olarak bu metabolik olaylar var. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Bu işte bazı selüloz ve selülozun parçalanmasında ya da kitinin parçalanması olayında bu mantarlar belli bir enzim salgılıyor. Bu enzim öyle bir şeye dayalı ki hani proton geçişlerine dayalı ki bu yine mikro steklere dayalı. Yani bu işte mikro durumlara dayalı, bu kuantum fiziğine dayalı arka temeli. Bunu öngöremiyoruz. Kesinlikle öngöremiyoruz. O kadar şey ki stabil bir şey değil bu. Stabil bir şey değil. Yani öyle bir kuantum şeyle mikro durumlarıyla bu protonu veriyor ki öyle bir düzensizliğe yol açıyor ve parçalanmasına yol açıyor. Bak hala diyorsun ki. Böyle bir kullanmıyor bu. Yani öngörülemiyor bu şey bu. Evet. Öngörülemiyor olabilir. Ben onu kaos teorisinde anlattım zaten. Söyledin. Daha demin söyledin. Bak, öngörülemez. O öngörülememesi bizim yeteneksizliğimizden kaynaklanıyor olabilir ama sen dedin ki bak hala mikrostatelere dayanıyor diyorsun. Ben diyorum ki kaos da kimse bir yere dayanmaz. Biz bunu bilemeyiz kimin nereye dayanacağını. Öngörülememek başka bir şey. Bir de şunu aklında tutmanı tavsiye ediyorum. 30 saniyede ona harcayayım. Ondan sonrasını istersen kırmızı asaya başvurabilirsin. Orada da görüşebiliriz. Böyle bile tabii, olsaydı. Tabii. Eğer belli bir ölçeğin altında biz tamamen kaos olduğunu bile bulsaydık. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Evet, söyledim. Öyle. Senin katılıp katılmaman... Kuantum fiziği var değil mi? Kuantum fiziği var değil mi? Kuantum fiziğini işliyoruz değil mi? Tamam, olasılığa dayalı ve tamamen kaos olan bir yeri biz nasıl inceleyip bilim yapabiliyoruz? Çünkü biz bunu sonsuza götürüyoruz. Limiti sonsuza götürüyoruz. Mesela yazı tura olasılığı diyelim. Yazı tura olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. Peki bu gerçek hayatta 1 bölü 2 midir? Aynen tamam. Öyle. Yani bu ya, varsayım olarak yapıyoruz. Zaten bence şöyle yapalım. Şöyle 30 saniyelik söyleyeceğim seni söyleyemedim ama. Tamam bir şey yapalım. Bir saniye. 30 saniye bir şey söyleyeceğim. Tamam Osman Bey 30 saniye söyleyeceksiniz merak etmeyin. Ben sizi yeniden almıyorum. Alperen Bey sizi öbür tarafa alalım.
Tamam, çünkü bir başka konumuz var. Onu bağlayacak Reşit'teki arkadaşlarımız. Tamam. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Osman Bey 30 saniye daha sonra diğer konumuz. Tamam. Bu kuantumda kaos olduğunu iddia edenlere sadece bu ikinci seçeneğe de düşünmelerini tavsiye ediyorum. Öyle bile olsaydı, bak örneği verdiğim örneği unutmayın. En küçük parçalarda kaos dediğimiz yerlerin birleştikleri zaman aynı parçalar hala normal fizik düzenlerine uyuyorlar. Bence asıl ilginç olan budur zaten. Yani biz normal fizik düzenini, fizik kurallarının nasıl olduğunu anlamak için maddenin dibine doğru yolculuk yapıyoruz. Dibine doğru yaptığımız yolculukta kaos artıyor o zaman demektir bu. Yani aynı maddeler kendi tamam, içinde... Bu da evren mutlak düzenli değil demektir. Tamam ama şu demek, mutlak düzeni maddenin kendisine veremeyiz demek bu. Daha kendisi kendi içinde kaotik davranıyor. Nasıl makroda fiziksel düzenlere uygun davranacak? Yani şu kalemin içindeki kuantalar kaos düzenli davranamıyorsa, bunu beceremiyorsalarsa toplu halde oldukları zaman neden makrodaki fizik kurallarına uyabiliyorlar? Bence bu daha büyük bir delil bu arada. Tamam, tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben diğer konumu alayım. Çünkü insanlar lütfen düşünsün bunu Alperen Bey. Rica ediyorum. Bekletmek istemiyorum. Arda Yılmaz Zonguldak'tan 23 yaşında kendisi. Sorusu şuymuş. Ben önce bir okuyayım. Gerçeği bulmak adına naturalizm metodunu veya yaratılmış olma fikrini ortadan kaldırdığımızda oluşacak metot naturalizme benzer bir metoda döner miydi? Arda Bey bizi duyabiliyor musunuz? Bu arada telefonunuzdan bazı sesler geliyor ama. Arda Bey bizi duyuyor. Ha şu an iyi. Bizi duyabiliyor musunuz? Şu an. Sesiniz gidip geldi. Bizi duyabiliyor musunuz Arda Bey? Efendim? Ha şu anda bizi duyabiliyorsunuz. Tamam. Buyurun sorunuzu bir de sizden alalım. Evet. Sorum aynı yazdığım gibi. Eğer hani bilim için naturalizm metodunu kaldırırsak veya Osman Bey'in de iddia ettiği hani her şeyi bir tane belirlemiş, bilim aslında hiçbir şeyi çözemiyor metodunu ortadan kaldırırsak hani yine ortaya çıkacak metot naturalizme kayacak, hani atıyorum X metoduna dönüşmez miydi? Çünkü hani her şeyin nedeninin bir önceki olay ya da bir önceki madde olduğunu görürdü insanlar. O ya da Osman Bey'in ya da Kırmızı Hasan'ın bir metodu var mı diye mi soruyorsunuz? Ekstra. Yok hayır, Kırmızı Hasan'ın metodunu da ortadan kaldırırsak diyorum. Naturalizmi de kaldırırsak hani hiç dine veya hiç naturalizme maruz tamam, kalmamış tamam, bir bilim insanını tamam, koysak diyelim dünyaya. Ha, tamam. Soruyu anladınız değil mi Osman Bey? Zannediyorum anladım. Tamam Arda Bey çok teşekkür ediyoruz. Gelecekteki arkadaşlar alacaklar kitap kazandınız. Hemen onun bilgisini verelim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hatta iyi geceler. Şu düzeltmeyi ben hemen yapayım. Bilim aslında hiçbir şeyi açıklamıyor tarzında bir şey söyledi. Ben böyle bir şey demiyorum. Bilim gözlemleri çok net bir şekilde açıklıyor ve bunlar Kur'an veçesinden de kutsaldır zaten. Bununla bir problem yok. Bunların birbirine zamanda gelen şeyler birbirine sebep oluyor mudur, olmuyor mudur? Bu kısım inanç konusu ve bu kısımda Kur'an'la naturalizm birbirinden ayrılıyor. Bunu Allah diyerek de bilim yapılabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yapılmaya da devam edilebilir. Bunda bir anormallik yok yani. Tamam. Önceki arkadaşın ilk sorusunu cevaplayamadım ben bu arada. Tamam. Var mı yanında, not aldın mı? Not aldım aynen. Evet buyur. İstersen benim... bununla da bitirelim yani, bilmiyorum. O zaman iki şey söyleyeyim, onunla bitirelim. Birisi bana bir eleştiri gelmiş. Ahmet Balyamaz Kur'an konusunda bilgisiz, safsataları Kur'an'ın içeriğinden varmış gibi sunuyor. Edip Yüksel'e sorarsanız herkes bilgisiz. Hatta Buhari de bilgisiz. Hatta Kur'an yazanlar da bilgisiz ama neyse. Herkese göre herkes bilgisiz zaten. Ama isteyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Uçaktaki Ateist'te YouTube kanalım var. Orada Kur'an hakkında birçok araştırmalarımı bulabilirsiniz. Bu bir. İkincisi hemen şu reji odasında bir soru var. Onu size soracağım. Onu cevaplayın. Sonra diğer soruyu cevaplayın. Bitirelim. Neredeydi soru? Bir saniye hemen. Soru. Şöyle demiş. Diyelim ben dinlerin doğru olmadığını yanlış... Burada soruyu soran kişi Ali Usta. Onun da ismini söyleyeyim. Ali Usta izleyicimiz şunu soruyor. Diyelim ben dinlerin doğru olmadığını, yanlış olduğunu kesin biliyorum. Eğer bilimsel yöntemler kullanmayacaksam bunu size hangi yöntemlerle ispatlayabilirim? Tabii ki mantıksal yöntemlerle. Yani elimizde zaten mantıksal yöntemlerden başka bir şey yok gerçekten, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Mantıksal yani, yöntemlerden kastın mesela bir örnek. Yani beni ikna edeceksin. Yani benim nasıl, mesela, sizi nasıl ikna edebiliriz? Diyelim bu evrende hiçbir düzenin olmadığını, güzelliğin Kur'an'ın iddia ettiği anlamda kitap olduğunu düşündürten bana. Bu bilimsel şey olmuyor mu ispat? Yok olmuyor, hayır. Düzen olmadığını anlatmam için benim bilim yapmam lazım. Hayır, düzen değil bak. Düzenin oluşturduğu güzellikler, manalar, Kur'an'ın iddiaları, haşre delil olması, baharın, ne bileyim gece gündüzün değişmesi vesaire, bunların aslında bir insandan da çıkabileceğini bana ikna edersin. Tabii ben mesela şöyle bir şey iddia edebilirim. Kur'an mesela Kırmızı Hasan kaç tane video çekti? Kırmızı Hasan'ın
Kaç videosu 7, var? 7 artı 1 bölümü var. Kendi yani, belgesel tamam, anlamında yani. 7 artı 1 bölümünüzün hepsinde ayrı ayrı bilgiler verdiniz değil mi? Yani ayrı ayrı bilgiler. Yok aynı yerde verdik. Aynı bilgiler. Şunu kastediyorum. Bir kitap yazarı bir kitap yazarken A bilgisini verirse ikinci kitabında ya A'yı anlatması lazım ya da B'yi anlatması lazım. Yoksa A'yı anlatırsak aynı kitap olur. Yani ikinci kitabı yazmış olursun değil mi? Ya bilginin üzerine bir şey ekleyeceksin ya da başka bir bilgi yazacaksın. Kırmızı Hasan'ın bütün videoları benim gördüğüm. Önce işte Allah'ın var ol, Allah'ı yaratan Allah'la ilgili başlıyor, sonra işte bilimsellik metoduyla başlıyor, sonra düzen kaos diye devam eden bir video, teknoloji de anlatan bir video sizde. Hepsinin üzerine bilginin üzerine bilgi katarak devam ediyorsunuz. Kur'an'da niye bunu göremiyoruz? Neyi göremiyoruz? Allah kitaplar yazmış deniliyor. İşte siz dediniz 125 bin tane peygamber tamam, göndermiş. Tamam. 124 bin pardon yanlış söyledim. Şimdi bunu da söyleyecekler. Kur'an'da 124 bin yazıyor. Ahmet Balemez 125 bin. Yok, Kur'an'da 124 bin de yazmıyor zaten. Ya onu söyleyen de çıkar. O yüzden söyledim ben. Ne yazdığını bilmediği için. Diyelim ki 124 bin peygamber var ve Allah her peygambere birer bilgi gönderdi, vererek göndermiş. Evet. Değil mi? Çünkü Allah bilgi sahibi ve sonsuz bilgi bilgiyi sahibi. Niye artırmıyor mu diyorsun? Evet, Kur'an'da niye artırmıyor? O dediğin bir tane, bir tane bir tane bile niye arttırmıyor? Bak hepsini arttırma sebebi değil. Bir tane bile Kur'an'da artırıp, birincisi artırıp artırmadığını bilmiyoruz. Artırıyor biliyoruz. Olabilir. Tamam, diyelim artırmıyor. Diyelim artırmıyor. Ben senin ön kabulünü tamamen kabul edeceğim. Senin az önce verdiğin önerme tamamen mantıksız bir önerme. Aynı bilgi olabilir ama farklı insanlara geliyor olabilir. A bilgisini ben Ahmet'e verdim ama şuradaki Mehmet'e vermedim. Mehmet'e de aynı bilgiyi vermek için aynı kitabı gönderebilirim. Biz bugün bir matematik kitabı yazıyoruz. Bunu defalarca her sene... Bir saniye ben bir cevaplayayım. Bunu her sene aynı matematik kitabını birinci sınıftaki çocuklara okutuyoruz. Seneye yeni gelenlere ayrıca yeni bir bilgi eklemem lazım mı diyoruz. Hayır, niye? Çünkü o farklı bir insan. Farklı insana aynı bilgi gidebilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Verdiğin örnek çok saçma bir örnek bence. Kur'an evrensel değil diyorsun ya. Hayır, bölgesel. Evrensel diyorum. Evrensel diyorum. Evrensel bir kitabın evrensel Kur'an bir bilgi son kitap ama. Gerekir. Kur'an son kitap ama. İşte ben şunu anlatmaya çalışacağım. Bir yazar. Niye bir kitap artsın yazarken... abi? Tamam, niye bilgi artsın? Çünkü son niye kitap. Niye artsın? Çünkü son kitap. Abi, son kitap niye artsın? Çünkü son bilgi kitap. Bilgi niye artsın ya? Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Albert Einstein izafiyet teorisini 1905 yılında yazdı değil mi? Ben şimdi 2020 yılında ya Albert Einstein izafiyet teorisini bilmeyenlere gelip izafiyet teorisini yazıp altta da Ahmet Balemez yazsam İzafet teorisi ben mi bulmuş olurum yoksa Albert Einstein bulmuş olur? Einstein bulmuş olur. Ben ne yapmış olurum? Kopyalamış olursun. Heh, Kur'an niye kopya onu soruyorum. Niye kopya olsun ki? Sen şu anda ayrı figürlerden gittin. Aynı kişiden gelmediğini nereden bileceğiz? Neyin? O kitapların kopya dediklerinin. Çünkü herkes öyle söylüyor. 124 bin tane peygamber. Adam diyor tamam. Ki adama diyorsun ki demir gökten inmiştir ayeti. Kur'an'ın en büyük mucizesidir. Mesela bunu Sinan Canan'la da tartıştık. Demir gökten inmiştir ayetini ilk söylen Sümerler. Kur'an değil ki. Tamam, olabilir. Aynı kişiden gelmiş olabilir. Sümerlere gelen bilgi de Allah'tan mı geldi yani? Belki olabilir, evet. O zaman onu soralım. Allah niye Sümerlere verdiği bilginin bir kademe daha yükseğini bütün niye dünyaya... Niye çıksın son... abi? Onu anlatıyorum. Sümerler çünkü farklı. Çünkü kitabın kendisine ait olduğunu hayır. ispatlamak için. Hayır, Sümerler Muhammed'in, ayrı. Muhammed'in kopyacı olmadığını ispatlamak için. Hayır, Sümerler ayrı bir ırk. Buradakiler ayrı bir ırk. Niye ayrı i̇şte bir ben de onu bilgi versin? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Sümerler ayrı bir ırk, Kur'an ayrı bir ırksa Kur'an evrensel değil, bölgesel demek. Ya, Kur'an'ın bak, demek. Kur'an'ın anlatmak istediği bir şey var diyelim. A, Kur'an insanlar, yani Allah insanlara bir şey anlatmak Kur'an, istiyor. Kur'an şunu anlatmaya çalışıyor ilk olarak. Kur'an diyor ki Allah birdir, Muhammed onun elçisidir, bu da onun kitabıdır. O kadar kötü bir argüman ki. O kadar kötü bir argüman ki şu an bence... İzleyen ateistler de sana kızıyordur yani. Bak hemen anlatayım 10 saniye. Yani çok basit de az önce matematik örneğiyle verdim bunu. Allah bir şey anlatmak istiyor. İnsanlara niye kitap gönderiyor ki zaten? Elbet bir amacı var. Bir şey anlatmak istiyor. Tamam. Bir şey anlatmak istediği zaman ta şuradaki kabileye anlatmak istediğini söyler. Buradaki kabileye de aynı anlatmak istediğini söyleyecek. Niye artırsın? Artırırsa zaten öbürüne haksızlık etmiş olur o zaman senin mantığına göre. O zaman niye ona eksik niye, versin? O zaman Tevrat'ta niye artırıyor? Hani artırmıyordu az önce onu iddia ediyordun. Hiçbir kitabında artırmıyor diyordun. Hayır, şunu ortaya atmaya. Şunu ortaya atmaya çalışıyorum. Şunu ortaya atmaya çalışıyorum. Kur'an'da örnek veriyorum. Birçok bilgi var değil mi? Mesela Sümerlere gelen bilgilerden bir tanesi dediğim gibi demir gökten iniyor. Sümerlere gelen bilgilerden bir tanesi evren genişliyor. Aynı şeyi Mısırlılar da vermiş. Evren genişliyor. Ama anne karnında 3 aşamada gelişmesini niye Romalılara vermiş de Mısırlılara ve
Sümerlere vermiş. Ya da Mısır'a da vermiş ya Sümerlere değişti vermiş. Az önceki den değişti o zaman. Şu anda artıyor o zaman bilgi işte. Hayır artırıyor ama arttıran Allah değil. İnsanlığın kendisi arttırıyor. O senin iddian az önce artmadığıyla suçluyordun. Hayır Roma'ya peygamber gelmediğini söylüyorum. Az önce dedin ki insanlara Kur'an'ın hak kitap olduğunu ispatlaması için artırması gerekmez mi dedin. Şimdi diyorsun ki artırdı ama artıran insan diyorsun. Yani 10 saniye içinde nasıl çeliştiğini farkında mısın? Şunu atmaya çalışıyorum sana. Sümerlere bir peygamber gelmedi. Uyduruyorsunuz. Bu ayrı mesele. Romalılara da bir peygamber gelmedi. Bunu da uyduruyorsunuz. Bu da ayrı mesele. Ama Kur'an... Olabilir ben diyorum zaten. Olabilir. Gelmediği belli. Gelmişse ismi ne? Ne zaman gelmiş? Kim gelmiş? Ne zaman gelmiş? Kime gelmiş? Hani ben Sümer yani olduğum bir de... Aynı ismini zamanda bilmememiz ben, olmadığı anlamına mı geliyor? Yani bir şeyi ortaya atmanız için ispatlamaz. Muhammed'in ismini bilmeden inanabilir misin Muhammed'in olduğuna? Evet inanırım. Niye inanmıyorum ki? Zaten kendini tanımıyorum ki. Kur'an hiç tanıtmasaydı. Kaldı ki işte inanıyoruz işte onu diyorum. Peki İskender Ernesoğlu'na niye inanmadın? İsmini bilmediğimiz peygamberlere inanmazsak Müslüman olamıyoruz zaten. İskender Ernesoğlu'na niye inanmadın? Ne? Pardon. Reji konuşuyor. Benim mi? İskender Ernesoğlu'na niye inanmadın? Çünkü o benim vahiy olduğuna beni inandıramadı. Niye? Bilmiyorum kim neyi söyledi onu bilmiyorum. Ben Müslümanlar zaten ben şunu anlamıyorum. Müslümanlar niye hatta Allah'ın varlığını ispat etmek istenen niye İskender Ernesoğlu'na inanmadılar? Adam canlı yayında ya bir kere Kur'an'la çelişiyor zaten. Yani Kur'an'ı önce bir reddetmen gerekiyor onun için. Kur'an'da İncil'e çelişiyor. İncil'e Tevrat'la çelişiyor. Kur'an zaten İncil'in şu andaki halini kabul etmiyoruz ki zaten. İşte ben evet şu anda Recep konuştuğu için ona cevap vermem lazım. Evet ha onu da alalım bitirelim. Çünkü tamam, zaten tamam. Ahmet'in ben de dağıldığını ve kırmızı asayı terk ettiğini düşünüyorum tamamen şu anda. Arkadaş demişti ki fizik kural evrendeki düzen niye Allah'ı ispatlasın demişti. Benim burada sunduğum şu en rasyonel olanı çünkü bu evrendeki düzenler böyle evrendeki sıkıcı düzenler olarak kalmıyor. Bize bir anda karnıyarık olarak geliyor. Tatlı bir bebek olarak geliyor. Portakal olarak geliyor. Heyecan olarak geliyor. Aşk olarak geliyor. Hiçbir zorunlu değil. Bakın bunu biri gelip benim kırmızı asada tartışabilir. Hiçbir zorunlu olmamasına rağmen bir anda bu atomların o sıkıcı o kuarkların titremesi bakıyoruz makroda bir anda çiçeğe dönüşüyor, bebeğe dönüşüyor, temizliğe dönüşüyor. Tamam mı? Bir sürü güzelliğe ve tatlılığa dönüşüyor. İşte o zaman bu bize bu sıfatlara sahip birinin olduğu en rasyonel olduğunu ben düşünüyorum. Sadece bu güzellikleri bile bir kenara bıraksak kurala uymak, kuralı uygulamanın ben bilinç gerektirdiğinin rasyonel olduğunu düşünüyorum. Biz o yüzden bir Türkçe cümle gördüğümüz zaman bunu Türkçe bilen birine vermeyi en mantıklı görüyoruz. Bu yüzden mağaralara gittiğimiz zaman, mağarada sana duvarda resim gördüğümüz zaman orada bir takım bilinçli varlıkların yaşamış olduğunu bu evrimsel süreçlerde o yüzden tamam. Düşünüyoruz. Bence aynı şeyin devam et. Son bir soru izleyici bir sormuş. Onu sorup bitirelim hemen. Çünkü bu güzellikle bahsettiğin için soruyorum. Benim sesim geliyor mu bu arada? Evet. Tamam. Bağırarak söyleyeyim. Osman Bey güzelliği tanım ispatlayarak kabul ediyorsan çirkinliği ne olarak tanımlarsınız? O zaman mükemmel tasarımcı tanımını neden sadece güzellik üzerinden yapıyorsunuz diye sormuş. Bunu cevaplayalım bitirelim programı. Anlamadım. Başını bir daha sorar mısın? Demiş ki Osman Bey güzelliği tanım ispat olarak kabul ediyorsan çirkinliği ne olarak tanımlarsınız? O zaman mükemmel tasarımcı tanımını neden sadece güzellik üzerine yapıyorsun? Yani çirkinliği yaratan da Allah değil. Niye? Evet güzel. Ancak bu dünyada bir takım zıtlıkların olması gerekiyor ki biz onu anlayabilelim. Belli bir takım. Çirkinliklerin belli oranlarda olması lazım ki nispiyet ortaya çıksın. Karanlık olduğu zaman aydınlık anlaşılıyor. Ben 39 dereceye çıktığım zaman 36'yı anlıyorum. Bir takım çirkinlikler belli oranlarda olduğu zaman diyorum ki aa meğer bu güzelmiş. Covid-19'den nefes alamadığımız zaman demek ki biz nefes alıyormuşuz. Bak cüz'i örnekler veriliyor bize. Bunların ama varlıkta kapladığı yere lütfen dikkat edin. Bence bu güzel bir soru. Eğer bu varlıkta kapladığı oranlar %80'lere 90'lara çıksaydı ben de size sonuna kadar katılırdım. Ama bizim kanalımızdaki o %1 videosuna lütfen gidin bakın. Bunların hayatta kapladığı yerler herkesin çok vicdani bir şekilde kabul edebileceği şekilde zıttını bildirecek kadar %1 oranlarındadır. Çift başlı doğan bebekler milyonda birdir ama her gün tek başlı binlerce bebek doğar. Hastalıklar, yoksulluklar vesaire bizim kusur diyebileceğimiz şeylerin varlıkta çok cüz'i miktarlar yer kapladığı bence çok istatistik olarak çok temiz. Bunun üzerine de düşünülmesini tavsiye ediyorum. O dediğim gibi bizim kanaldaki kötülük problemi videosuna da bakılabilir.
Bunu da konuşalım. Yani tamam, teşekkür güzellik ederiz. Ancak çirkinlikle ortaya çıkıyor. Çok sağ olun. 3 saatinizi aldık, kusura bakmayın. Biz o zaman kafile kanalını spor kanalına falan çeviremeyeceğiz demektir yani. Siz spor kanalına çevirmeyin ki ben sizin videolarınıza argümanlar üretebileyim. Peki. Şimdi son soruyu soran arkadaşa bir şey söyleyeyim. Uçaktaki Ateist YouTube kanalımda Tanrı'yı pilot kalemle öldüren Ateist diye bir videom var. Ona baksın arkadaş, bu sorunun bir cevabı da orada. Aynı zamanda Osman Bulut'un söylediği sorunun da cevabı orada. Peki. Diğer videonuz, bu arada söyleyeyim Osman Bulut bitirmeden. Üçüncü videonuz var ya, bu 3 numaralı videonuz. Kırmızı Asa 3. Evet 3. Ona 12 Kızgın Adam diye bir film var, seyrettiniz mi? Yok. Ha, önce onu seyredip ondan sonra benim videoma bakarsanız sevinirim. 12 Kızgın Adam mı? Evet, çok güzel bir filmdir. Yani izlemediyseniz hayatınızdan çok şey kaçırmışsınız. Peki. Tamam. Herkese önce Osman Bulut'a çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Umarım bize kızmamıştır. Yok canım, niye kızayım? Kız, yani belki işte kırmızı asayı çürütüp beni özgür bırakamadığınız için biraz kızabilirim ya. ama özgür kalmayın. Yani sonuçta bakın, her düşünce yaşaması lazım ki doğruyu bulalım, değil mi? Yani evet. Siz de yaşayacaksınız, biz de yaşayacağız. Herkes düşüncesi söyleyecek, doğru neyse onu bulalım. Yani Aynen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz Müslümanlarla ateistler yan yana gelemez. Onlar bir canlı yayında konuşulmaz. İşte bunun da televizyonlarda kötü örnekleri de çıktı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Biz bu programlarımızda Müslümanlarla ateistleri gelip tartışabileceğini, bakın şu ana kadar hiç hakaret, hiç saygısızlık, hiç birbirimizin kişilik haklarına şey yapmadan bunu yapabileceğimizi ve birbirimizden bir şeyler öğrenebileceğimizi, belki Kırmızı Asa bizden, biz Kırmızı Asa'dan ya da başka Müslüman arkadaşlardan, onlar da bizlerden bir şeyler öğreneceğini ispatlamak için bu programları yapıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Osman Bulut'a tekrar katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. Hatta belki biz de size misafir olabiliriz. Bir kere siz ev sahipliği yaparsınız. Biz ev sahibi olunca genelde kurgu diyorlar. O yüzden artık ondan biraz kaçmaya başladım. Yani. Mesela katılan birkaç tane, buraya telefonla katılan birkaç arkadaşım alabilirsiniz yani. Sonuçta isim de verdim. Onları zaten kimse, aynen. Kimse de kurgu diyemez ondan sonra. Eğer derse bak bu Ateizm Derneği'nin kanalına da katılmıştı derse, o zaman kimse şey yapmamalı. Katılan birkaç arkadaşımızı alabilirsiniz yani yayınıza. Aynen, zaten onlara tavsiye ettim ya, başvurabilirler diye. Aynen. Aynen. Siz de yayın yaparsanız biz de seyrederiz zevkle. Herkese iyi akşamlar, hatta iyi geceler. Çok uzattık biliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunlar ateist!